efendim, günaydın. Gününüz aydın, keyfiniz yerinde olsun. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bizimkilerin bu böyle zahide zahide deyişleri son günlerde değişti, farkında mısınız? Bir daha bir böyle fazlaca bir zahide zahide çıkmaya başladı. Sebebini ben biliyorum ama söyleyeceğim size. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Aa, başçıvan da bu, bak bak bak. Söyleyeyim mi? Söyle söyle diye bak. Söyle. Söylüyorum. Söyle. O nasıl söyle kız öyle? Ama söyleyeyim, inşallah yapacağım. İnşallah. Ama bir şartım bekliyoruz var, biliyorsunuz. İnşallah. Kocanızla alıp geleceksiniz. Ben 50. yılımı burada kutlayacağım. Şunu istiyorlar benden, onu söyleyeyim o zaman, söyleyeyim, havada kalmasın. Bizim kızlar diyorlar ki Zayda Hanım, herkesi evlendirdiniz burada. Pek çok kişinin gönlünü yaptınız. Tamam, hastalıklarla ilgili de bir sürü şey yapıyorsunuz. Biz hasta değiliz Allah'a biz şükür. Ama bizim de isteklerimiz var. Mesela... Mesela ben 50 senelik evliyim. 50. senemi burada kutlayıp, nikahımı burada tazeleyip, gelinlik giyip burada bir güzel oynayacağım. Oo. Oh vallahi bak. İçimden gençliğimde 17 yaşında evlendim Zayda Hanım. 17 kızım yaşımdaki beni, yapamadıklarımı bu yaşımda yapmak istiyorum ölmeden. Ne mesela onlar? Dur, oynayacağım, böyle daha çok gelinlik giydiğimin farkına varacağım. Bir yukarıdan aşağı beyaz bir kefenlik gibi bir şey giydim. Gelinlik mi gelinlik? Kız öyle deme, ne demek o? Ama dur, yani o zaman öyleydi. Ne giydiğimi bile bilmiyorum. Ama şartlar öyleymiş. Şartlar işte, o zaman 50 senesini öncesini düşün, ha, öyleydi. Ama şu anda ben çok imreniyorum. Başka kim? Kim gelinlik giymek istiyor? Yanımdaki arkadaşım da istiyor. Ver bakayım ona da. Zayda Hanım, ben kaçarak evlendim ama ha, pişmanım. Kaçarak evlendiğine mi? Evet. Niye pişmanım, gelinlik giyemedim. Ya. Onun için gelinlik giymek istiyorum. Peki ver bir yandaki ablaya da. Ha? Zayda Hanımcığım, ben de eşime çağrı yapıyorum buradan. 35. yılımı kutlamak istiyorum. Gelmek istemiyor. Bak. Ben ısrarla çağırıyorum. Oynayalım, eğlenelim. Ha. Ve sizin de yanımızda olmanız daha bir farklı zaten. Ay, siz karar verin buna. Ama kocalarınız da razı edin. Tek başınızı size evlendiremem ki. Evet, evet. Tamam mı? O zaman isteyen herkese gelinlik de giydireyim. Burada böyle kocaman bir masa yapalım. Nikahlarınız olduğu için nikah akdi gibi değil ama böyle bir hoşluk belki. Ben okuyayım size. Ya da sizin sözlerinizi yazdığınız bir şeyler varsa karalayın bir şeyler. Onları okuyayım. Herkes yeniden evet desin. İnşallah. Ay, sıfırdan başlayın. Hadi bakalım. Karısı da bizim başımıza. Toplu nikah tazeleme. Evet. Ama istiyorlar, onların da canı yok mu? Kıyamam kuzularıma. Süpermiş. Yıllardan ya beri beraberiz. Onları da mutlu edelim. Süper olur. Ay, yapalım bunu. Önümüzdeki hafta. Ama kocalarınızı razı edin. Kocasız olmaz bu işler. Kapıda bekliyor. O kadar da değil. Peki, Allah'ım hep yüzünüzü güldürsün. Hadi bakalım, gün güzel başladı, öyle devam etsin. Sen saçlarına ne yaptın? Ben biraz böyle kıvrık kıvrık yaptım, değişik olsun diye. Herkes niye değişik olmuş toplamıyorsun dedi. En değişik hali bu. En değişik bu. Yine tek küpemizi takmışız. Yine tek küpemi güzel taktım. Ay, kelebekler gibi olmuşsun desem bir şey çağrıştırır mı sana bugün? Çünkü kelebek kurabiye yapacağız, evet, sanki ondan mı? Evet. Hadi ben bir taraftan Instagram'a çekeyim, yazmaya başlayın siz de. Şekli çok güzel olacak. İnşallah hemen yapabilirim. Biraz dolapta beklemesi lazım çünkü. Hemen yapıyorum. Allah'ım, o yağ sen mı yine? Sen bunu görme şöyle. Aman iyi. Şu Rıza'yı da görmeden hemen şöyle. Ay, bir şey söyleyeceğim. 14 Şubat'ta evlendireyim mi sizi? Çarşamba gününe mi geliyor? 14 Şubat yapalım mı? Ay, ne oldu, korkutmayın beni. Zayda Hanım, benim ha, evlilik yıldönüm 14 Şubat. Ha, tam denk süper gelecek yani. Ben 14 Şubat'ta evlendim. Ay, şaka gibi, süpermiş. Gerçekten. Tamam, o zaman şimdi bütün hanımları organize ediyorsun. Kim istiyorsa, tamam mı? Tamam. Kocasıyla beraber. Sen tamam de mi istiyorsun? Benim evlilik ver anneme, yıldönümüm. Ver annemi arkaya. Ay, ne güzel. Ney? 42 sene önce. Yakın tut, yakın tut. Kaç sene oldu? 42 sene oldu. Gelinlik giymiş miydiniz? O zamanki zamandan hiç bir şeye benzemiyordu ki. 17 yaşındaydım. Peki şimdi gelinlik giymek istiyorsunuz. Evet. Aslında bunu şimdi böyle şöyle anlayın. Aman ne olacak artık bu yaşta gelinlik giyseler diyenler varsa ekran başında. Bizim için bir şey değişmiyor demek ki yani. O his, o heyecan yaşamak istiyoruz demek ki. Evet. Ben de sizin kadar tekrar, ben de şöyle yapıyorum. Şimdi bu hamilelik bitsin. İnşallah tekrar gelinliğime girebilmeyi diliyorum. İnşallah. Bu kilo vermeyi diliyorum demek. Çünkü İnşallah. Şu anda alıyorum. Bugün daha net göreceksiniz aldığımı. Allah'ım evlatlık kucağına almak kısmet etsin. Amin hepimizin. Amin. İsteyen herkeslere inşallah. Teşekkür ediyorum. Peki hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Günaydın tekrar. Şahane bir şey yapıyoruz. Kelebek kurabiye ile başlıyoruz. Çok.
süper olacak. Böyle hemen yağı pudra şekeriyle karıştırıyorum. İçine vanilya koyuyorum. Bir yumurta kıracağım. Sonrasında un ilave edeceğim. İsteyen biraz limon kabuğu ya da portakal kabuğu da koyabilir. Bir tutamcık da şöyle tuz koyuyorum. Her tatlıya biraz tuz konulur. Onun için hemen şöyle pudra şekeri, vanilya ve tereyağı hemen şöyle güzelce eziyorum. Bakın şu anda. İçine de bir yumurtayı şöyle kıralım. Ve güzelce yumurta, yağ, pudra şekeri, vanilya bir tutam kadar çok güzel bir tuz ve hemen yine bir iki tutam kadar şöyle limon kabuğu veya portakal kabuğu, hangisini isterseniz. Nasıl güzel koktu o limon kabuğu. Çok evet. Güzel kokuyor. Şimdi yavaş yavaş da unu ilave ediyorum. Güzel bir hamur olacak. Bu hamuru sonra ikiye böleceğim. Yarısı çikolatalı. Şöyle göstereyim. Çikolatayı her zaman ne yapıyorduk? Biraz şöyle kakaoyu. Zeytinyağı. Yapayım mı onu ben? Evet, süper olur. Şöyle alayım. Biraz bu yağ buna az geldi. Koyayım biraz daha. Bence hepsini koy peşinen. Tamam. Hatta o bile şey gelecek. Yok yok zaten. Ben şöyle yapayım mı? Zaten şunun bunun içine mi koysam? Karışacak. Ha öyle mi? Evet evet, tamam, bunun içine karışacak. Tamam. Onun için gerek yok. Ben şimdi burada bu kelebek kurabiye için nefis bir kurabiye hamuru, çocuklarınızla her türlü şekilde yapabilirsiniz. Biz kelebek yapıyoruz ama siz başka şekillerde varsa kalıplarınız, mesela değişik kalıplarla da yapabilirsiniz. Nasıl olsa çocuklar okulda değil, evdeler. Evdeler ve beraber yapacak işler arıyorlar aslında. İşte en güzel tarif. Hatıralar kalıyor çocuklarda bir süre sonra. Siz de düşünün bak, çocukken işte annemle böyle yapmıştım, babamla şuraya gitmiştim dediğiniz zamanları. Belki de o zamanları yaşıyorsunuz. Onların hatıralarına güzellikler ekleyin. Kesinlikle. Bu arada bu şahane bir şey oldu ya. Ay, çok güzel oldu. Ne oldu böyle? Aa, şimdi çikolata gibi oldu. Hemen buraya karıştıracağım ama nasıl bitter karıştıracağım? Çikolata da böyle bir şey zaten değil mi? Tabii. Kakaoyla yağın karışımı. Kakao ve yağ karıştı. Bak ne güzel bir sos oldu. Hiç pişirmeden evet. Aslında böyle bir sos yapabilirler. Hmm. Şimdi tamamını ekledim unun. Unu yavaş yavaş ekledim ki. Peki gel kuzum, biraz da burayı gör. Evet. Ay. Burada ne yaptım? Tereyağı ve yumurta, pudra şekeri ve vanilyayı ekledim. Yavaş yavaş şöyle hamur kıvamına getiriyorum. Bu kıvamı ikiye böleceğim. Ay o da dur. Bu ne? Bu ne? Şimdi bunun ne olduğunu bakalım. Bulabilecek miyiz? Aa, herkes anlar ama bence şu anda onun ne olduğunu. Sence anlamaz mı? Bilmem. Hı? Ha. Yo, ben koklamadan acaba demiştim. Gerçekten ama mi? Direkt anlaşıldı. Hmm. Söylesem mi ki? Neyse, siz yazın da bakayım. Instagram'a gitti mi bizim videomuz? Hemen bakıyorum, gitmiş. Hadi yazın bakalım bu güzel renkli şey bakalım ne? Bakalım ne olduğunu bilecekler mi? Ay, buraya kek olsa ne kadar güzel olur değil mi? Olabilir aslında. Olabilir tabii, ama tabii. Bunun tadı keki bozar mı ki? Bozmaz. Ispanaklı kek de bozmuyor biliyorsun. Bu ne renk? Çok güzel bir renk bu. Bu aslında ne renk acaba? Ne renk bu? Mürdüm mü? Mürdüm eriği rengi. Mürdüm değil mi? Değil mi? Ay çok mürdüm güzel rengi. Bir renk ama. Evet. Hmm, şahane bir renk gerçekten. Bu arada ilk Ayşe Hanım yazmış. Mardin'den sevgiler, ilk yorum. Teşekkür ediyoruz. Mardin'e sevgiler gönderiyoruz. Sağolunuz. Bilebildiniz mi? Bakayım yazan olmuş mu? Çok olmuştur da. Bakayım hangi kimler yazmış. Ben hamuru neredeyse bitirdim. İkiye bölüyorum şimdi Zahide'cim bu hamuru. Şöyle. Aa, vişne ya da kiraz püresi diyen var. Şalgam turbu diyen var. Kara lahana diyen var. Kırmızı pancar diyen var. Mor lahana ya da pancar diyen var. Bakayım. Çoğunlukla kırmızı pancar, mor lahana sanki. Pancarla mor lahana arasında gidip gelmişiz sanki. Herkese merhaba bu arada. Şimdi ne olduğunu söyleyelim mi? Herkes yazmış zaten valla. Ama en çok kırmızı pancar mı yoksa lahana mı? Lahanaya da benziyor. Evet, pancara da püre benziyor olduğu aslında. İçin. Değil mi? Pek anlaşılmıyor. 500 yoruma ulaştık şimdiden. Ağrı'dan selam, Ankara'dan selam. Annem sizi izleyeceğim diye kahvaltı hazırlamıyor. Ay Aleyna gülmez. Ay çok iyiymiş bu ya. Kıyamam. Hazırlar kuzum. Ama bak şimdi burada gördüklerinden belki sana daha hoş bir şey yapacak. Bir de öyle düşün. Yeni şeyler öğrensin anneannen. İki kızımla her sabah seni izliyoruz. Bulgaristan'dan selam. Hacer ve Nurcan. Ne olmuş burama? Ha, şunlar çıkmış, tamam. Vişne bence diyen var. Kokusunu alamadığınız için vişne diyorsunuz. Ama vişne değil. Kokusu öyle değil. Kokusu baskın bir koku. Adana'dan selamlar. Ay bu arada farklı şehirlerden bizi izleyenler var. Türkiye'nin sizce hava sahası en temiz ili hangisi?
Hemen ya söyleyeyim. Da, ha, söyle bakayım. Haberini okuyacağım birazdan. Öyle mi? Evet. En temiz ve ne yazık ki en kirli ili hangisi olabilir acaba? Ne? Çanakkale'de. Çanakkale'li misin sen? Yok, Çanakkale değilim ama orada Kaz Dağları'nın olduğu yer oksijeni en çok böyle hani Ayvalık'a gelmeden Ayvacık, Altınoluk oralar diyebiliyorum. Doğru mudur bilmiyorum tabii ama. Bakacağız. Ormanlarıyla. Türkiye'de son açıklanan rapora göre, elimde bu rapor var ve bu rapora göre artan hava kirliliği hastalık mevsimi olarak bilinen kışın gelmesiyle birlikte özellikle üst solunum yolu hastalıklarını arttırıyor. Eğer bu illerden birinde yaşıyorsanız ne yazık ki bu riskiniz biraz daha fazlaca. En temiz ilde yaşıyorsanız ne kadar mutlu size. İstanbul'un da size en temiz ve en kirli hava sahasını söyleyeceğim. Araştırmada bu da çıkmış. Hepsini yazdım arkadaşlarımla. Ben de merak ediyorum. Ben de bakıyorum İzmir var mı diye. Yok. İzmir yok. Ama bakalım sizin iller var mı? Mesela bak şey olarak sayıyorum, kirli temizliği ayırt etmedense hava sahasını. İstanbul var mesela. Bakayım. İstanbul temiz mi kirli mi? İşte bilmiyorum. Ankara var. Eskişehir var. Yozgat var. Kırşehir var. Kırıkkale var. Artvin var. Adana'da var. Ama hangisi? Neye o? Kim Adanalı? Herkes kendi ilini düşünüyor. Şimdi hatta haberin de başlığı şu. Bunları biliyor olsaydınız ağzınızdan nefes almazdınız. Haber başlığı bu. Ay, tırnaklarımın içine kakao geldi. Çok fena olmuş. İşte eldivensiz yapınca da böyle oluyor. Çıkar. Ben yapayım. Şimdi, ne yapacağız? Kakaoyu içine ilave ettim. Yarısı burada kakaosuz, tamam mı? İki tane hamur yaptık. Bunun içinde tereyağı, pudra şekeri, yumurta, un, vanilya, biraz da limon kabuğu var. Bu her türlü kurabiye olabilir. İkiye böldüm. Yarısına az önce Zahide'nin zeytinyağıyla karıştırdığı kakaoyu ilave ettim. İkisini de aynı ölçüde açacağım şimdi. İki yağlı kağıdı arasında açmanız avantaj olacaktır. Onu hemen söyleyeyim. Şöyle açıyorum. Şimdi bu nasıl okunur? Mustah efsane. Sizi İran'dan izliyoruz, çok seviyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Elazığ tabii demiş Bay Çimen. Bandırma'dan selamlar. Televizyon güzelleri günaydın. Cevap pancar. Söyleyelim artık bunun ne olduğunu. Söyle. Bu arada. Pancar değil mi bu? Pancar turşusu, evet. Pancar turşusunu bu hale getirdik ama niye? Çünkü niye? Az sonra nefis bir tarif var. Ay, bu arada dur bak. Hanife Hanım demiş ki topuklu giyme, ayakkabı giyme ne olur. Bir dakika, gel Hanife, gel. Bak, bak, bak. Vallahi giymiyorum. Bak, şirin şirin terliklerim var. Sadece, ya biliyorum, sağ olsunlar. Çok çok seviyorlar ve pek çok kişi de yazmış. Hatta arada fırçalıyorlar da bana. Giyme artık o topukluları. Doktoruma sormadan hiçbir şey yapmıyorum. Bir. Normalde hep böyle dolaşıyorum. Size ayıp olmasın. Şimdi terliklerle çıkmıyorum. İki. Mutfağın arkasındayım diye görünmüyor diye hep burada böyleyim. Sonrasında eve gidiyorum ve dinleniyorum. Hiç merak etmeyin. Bir de topuklu giymeye o kadar alışmış ki vücut. Hani herhangi bir rahatsızlık. Doktoruma dedim ki rahatsızlık hissediyor musun? Hayır dedi. O zaman bir süre daha giy dedi. Ama sonra ayakların şişecek. Çırpsınsan da istesen de zaten giyemeyeceksin dedi. O döneme kadar zaten sen hissedersin dedi. Şu anda hissetmiyorum. O yüzden hiç merak etmeyin. Ben iyiyim. Şimdilik bebiş de iyi. Allah'ım hep iyi olsun. Hepinizin bebişi iyi olsun. Bu arada bugün bayağı da belli. Bebiş. Değil mi? Şöyle yan dönünce daha çok belli oluyor. Dün bir şey çekmişim. Video çekmişim. Hiç belli değil. Bazıları da soruyor ya hani ne oldu, göbek nerede? Göbek burada ve hızla büyüyor. Allah'ım sağlıkla, sıhhatle, keyifle, hayırlı evlat eylesin hepimizinkini. Allah evladınızdan güldürsün. Bak terlikleri gösterdim, geldim şimdi buraya. Şimdi ne yaptık? Şimdi bu hamuru açtık. Siyah kakaolu hamuru açtım. Şimdi böyle sade hamuru da açıyorum. Aynı ölçüde açacağım. Sonra üst üste getirip nasıl kelebek yapacağız onu göstereceğim. Hmm. Bunu da aslında iki yağlı kağıt arasında açabilirim ama şöyle hemen açıyorum. Bakın nasıl kelebek olacak. Nefis bir kurabiye hamuru bu. İçinde neler vardı Zadeciğim? Neler vardı? Hadi ben bakalım. Akşam elektrikler kesikti, çalışamadım. Çalışamadım mı? İçine kocaman bir yağ koyduk. Hiç beni dinlemiyor burada. Dinliyorum. Hiç dinlemiyor. Yağ koyduk. Sonra limon rendesi koyduk. Sonra? Un koyduk. Evet. Şeker koyduk. Tuz koyduk. Bir çimdik. Bir tane daha bir şey var. Ne var? Bir tane başka daha ne var bir şey ki? Var. Yağ, un, tuz, şeker, un. Ne var başka ya? Bir şey daha limon var. Limon rendesi başka ne var? Bir şey daha var. Ne? Vanilya, vanilya. Bir şey daha var. Kopya çektim. Vanilya. Bir şey daha var, en önemli bir şey. Ne o ya? Kabartma tozu koydu mu? Ne? Yumurtadan çıkıyor. Ay, tavuktan çıkıyor.
söyleyemedim heyecandan. Söz de bana kopya verecek. Şaşkın kendisi söyledi her şeyi. Şimdi bakın kurabiyeyi hemen tamamlayalım. Güzelce açtım. Aslında ikisi de aynı oldu. Evet, ikisi de hemen hemen aynı oldu. Vanilya var değil mi bu arada? Var var. Kızlar söylediler bana. Vanilya, pudra şekeri, un, tereyağı, yumurta güzelce karıştı. Şöyle açıyoruz iyice aynı ölçüde. Hakize Hanım pratik patates yemeği tarifi verir misiniz diyor. Ay patates yemeği çok güzel oluyor ya. Ama açık böyle ben kıymalı da seviyorum açık. Patates yemeği lezzetli ve kolay bir yemektir aslında. Ay İzmir'den Erdinç Özkeskin benim hanımın yemekleri üstüne kimseyi tanımam yazmış. Vallahi bravo bak Erdinç Bey. Süper. Bu arada İzmir o gruba giriyor mu demiş. Gir. Ya ben İzmir'i okumadım yoksa ben de baktım Erdinç Özkeskin ama bulamadım burada. Fakat Türkiye'de en kirli hava sahası ve en temiz hava sahası ölçümlerle belirlendi. Acaba sizin yaşadığınız şehir hangisi ve hangisi sizin şehrinize uyuyor bakacağız. Eskişehir var bu arada ama kirli mi temiz mi birazdan söyleyeceğim size onu da sormuşlardı. Saideciğim. Şimdi hemen katlayayım. Bak böyle. Altta sade hamurumuz var. Üstte de kakaolu. Hemen yapıştı mı bunlar? Evet. Hayır, tabii. Hemen yapışmış. Hemen yapıştı. Şimdi bunu güzelce şöyle rulo yapacağız. Bu yağlı kağıt olmadan ne yapıyorduk ki biz bak. Ne güzel oluyor pratik pratik. Evet. Yağlı kağıtsız da böyle yapılabilir. Ay bunu havluya aslında. Böyle şey beze de yapanlar var. Aynen. Beze de bunu yapan var ama yapışabilir. Bak böyle. Ay ne güzel oldu. Bunu bu şekilde aslında buzdolabında aşağı yukarı bir saat bekletmeleri gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü böyle kesmek daha kolay oluyor. Bunu şeyle kessek ki iple. İple de kesebiliriz. Ha iple çok daha kolay şurada ya. Şurada ipim hazır. Yaşa. Ama böyle bir saat bekletirlerse buzdolabında hatta dondurucuda bir 10 dakika bekletirlerse. İstersen bekletelim sonra tarifini de yeniden vermiş oluruz. Olur hemen koyayım dolaba o zaman. O, kelebek şeklini yorum. Sonra mı göstereyim? Aa, ha? Yok şimdi bir tanesini yap. Tamam ipi buradan kurtarabilirsem inşallah. Aa niye olmadı? Dur orası sonu. Annem dur, şimdi dur, kızacak dur. Bana terzi kızı. Nasıl terzi kızısın sen diyecek. Aha ben de ha, benim de babaannem. Şuna. Hayır işte o değil o altta o değil en alttaki. Mi? Şurada bir tane daha geliyor ama dur bakayım. Ah. Ay bir yerinden açsak. Azıcık çıkartsam. Ha çıkart olmuyor. Şöyle yapayım bak. Direkt şunu şöyle çıkartayım. Şöyle bak. Bıçakla mı kesseydik? Evet bak ha. İşte çıkarttım. Ha işte bu kadar. Tamam yine tamam. Bak terzi kızı hallettin. Ha. Şimdi ne yapıyoruz? Alttan şöyle getiriyoruz. Ben de onu ha bağlama İkisini gibi bir yapıyorsun. Arada yapıyoruz bu sefer. Tekli değil. Şöyle ay ne güzel oldu. Şimdi bunu nasıl kelebek yapacağız biliyor musun? Nasıl yapacağız? Sonra bu böyle. Ha. Ay çok güzel oldu. Ay bunu çocuklarınızla yapabilirsiniz. Şahane görünüyor. Bak böyle kelebek oldu. Buraları da böyle kelebeğin ucu pişince böyle kalkıyor. Ha. Güzel oldu değil mi? Bir tane ay daha yapayım mı? Onu da oldu. Sen yapsana. Yap. İyice alttan almak geçiriyoruz. Lazım. Hafif de biraz kalın yapalım. Bir de bu çocuğun el koordinasyonu da geliştirecek tabii, bir şey. El becerileri için. Aynen. Çünkü hayat sadece bilginin ibaret değil artık becerikli de olmak gerekiyor hayatta her konuda. Kenarlarından şimdi sıkıyorsun ha. Tam ortadan. Şöyle. Evet. Hop. Kelebek gibi oluyor. Ay ne güzel oldu. Değil mi? Çok güzel oldu. Evet. İşte ha, kelebek kurabiye. Şöyle şöyle. Tereyağı, şöyle, pudra şekeri, yumurta, buradan. Vanilya, un, kakao. Buradan. Ha çok tatlı oldu. Değil mi? Bunu böyle de dondurabilirler aslında. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Ay bunu çocuklarınızla çok keyifle yapabilirsiniz. Şahane. Esra Güven diyor ki Elif Hanım neden? Tek küpe takıyor. Çünkü bu tarafa takarsam mikrofon ses yapıyor. Takır tukur ses duyarsınız. İyi, ne yazık onun ki. Onun için böyle metalli olduğu zaman, tüylü olduğu zaman ikisine takıyorum ama buraya tık 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 değiyor ve o yüzden sıkıntı oluyor. Evet. Ay, tek küpe bile. Modası yarattık. Tek küpede niye çok yakışıyor. Niye oynuyorum ben böyle düz? Niye konuşamıyorum anlayamıyorum yani. Ablacığım bebişin ismini ne koymayı düşünüyorsunuz demiş Elif. Çok merak ediyoruz. Ya aslında bir karar verir gibi olduk. Benim asla soyadım Arısoy. Arısoy'la uyumlu bir şey olacak ama bana bir tık daha müsaade edin. Bir netleştirelim ondan sonra paylaşacağım inşallah sizinle. İnşallah hepinizin evlatlarından yüzü gülsün.
Ben bak, hala güzel. Kız olacak diye düşünüyorum ama. Ay evet, bir sen öyle diyor evet. ki şey olur, soruyor, Müge soruyor, erkek oldu diyor. Bizimki de pembe kukuletasını takmış. Belki döner hocam diyor. Valla hala bence kız olacak diye iddia ediyorum ama bilmiyorum Zayde. Ay kız da çok olursa şeker da oluyor. Olursa da ne gülerim ama değil çok mi? Çok şey vallahi. Valla. Kulaklarını çınlatırım artık. Aynen doğumda. Öyle. Elif'in dediği oldu diye. Hayırlısı olsun. Kız çocuk olsun. Çok şeker oluyor. Çok güzel. Erkek çocuk da öyle. Ama böyle kız olunca getireyim. Bunu giydirmek, süsleyip püslemek falan ne bileyim. Güzel oluyor. Ama benim eşim rüyasında gördü zaten. Ben o zaman anladım. Çünkü süper. Cem'in algıları inanılmaz geliş. O yüzden içimdik buradan, içimdik buradan. Evet, şimdi hemen tepsiye hı-hı. dizelim. Daha sonra bir sürü tarif var burada ya. Ben ne büyük sürprizler var. Onlara da yetişsin bu arada istiyorum. Edirne, neredeyse Edirne'deyiz bugün. Vallahi. Çünkü Edirneli ciğercilerimiz burada bir şahane yapıyorlar. Bir şahane Edirne ciğeri yapmak isteyen, yani ciğer yemeği yapmak isteyen varsa bizimle beraber kalsın. Çünkü şahane şeyler yapacağız. Sadece ciğer değil. Ah orada bir kaymak aa. Var. Bak bak bak. Ah ne kaymaklar, neler neler var orada. Ha, şunlar. Vallahi ay, bayıldım. Hamile olan da vardır bizi izleyen ama ne olur beni affedin. Böyle. Ha. Bunun adı neydi? Bu çok özel bir ismi vardı bunun. Kallavi. Kallavi. Bu özel bir birleşim. Sen gelmeden önce Instagram'dan canlı yayın yaptık. Ha. Dedim Zayde kızacak bize şimdi her şeyi anlatma. Ay neler neler ne tatlı onlar tatlı. Onlar zaten alışkınlar ya. Onlar bizim ustalar sağ olsunlar böyle. Vallahi. Arada bizi bir ziyaret ediyorlar. Şahane. Ne varmış? Reji'den. O zaman bunu var ya hemen reji. Şimdi göndersem olmaz. Programda bir kullanalım ondan sonra. Bir gösterelim ondan sonra rejiye gitsin. Asıl burada bir şey var bakar mısınız? Ya o bomba kazan, bomba. Kazan kazan şey. Kazan. Evinizin beti bereketi bol olsun inşallah. Biz tabi yayınlarda sadece gösteriyoruz ama şimdi Edirne'ye gidip de bir ciğer yiyenlerden olmak lazım ama işte. Vallahi beyler çoluk çocuğu alın, otobüse de gidilebilir, toplu taşım da mümkün. Yani değişiklik olsun diye bir gidip görmek lazım, göstermek lazım. Bak şimdi hazır tatilde, bu nasıl bir şeydir ya Rabbim? Genç mi olacaksın? Yok canım, hissettiğin yaştasın. O gençlik öyle olmuyor. Ben ne 90 yaşında teyze gördüm. Fıldır fıldır dolaşıyordu köyü. 30 yaşında miskin miskin evde oturan da gördüm. Hayattan bezmiş. Dur daha. Her sabah sağlığım için şükrederek uyanıyorum. Ve asla tekrarı yok bugünün. O yüzden iyi kalkmak lazım. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Bizi lütfen de dikkatle dinleyin. Çünkü Türkiye'de son açıklanan rapora göre acaba sizin yaşadığınız şehrin havası temiz mi yoksa kirli mi? Kaçıncı sırada? Bunu konuşacağız. Herkes İstanbul yazıyor. Bence çok kirli. Bu arada ben hemen fırına götüreyim. Nefis kelebek kurabiyeler fırına girmeye hazır. Bakalım şu nasıl olacak? Şu kelebeğe ne olmuş buna yazık o yavrum. Hızlı hızlı kaymak deyince elim ayağım birbirine dolaştı. Ha, öyle bak oldu şimdi o. Düzelttik daha güzel oldu. Ha? Siz çocuklarınızla farklı şekiller de yapabilirsiniz ama aslında. Ama ne kadar güzel oldu. Çok tatlı oldu değil mi? Renkleri. Haydi dur. Ben fırına gidiyorum. Bak şimdi bir daha sayıyorum. Beyazında kocaman bir yağ kullandık. Ondan sonra un, yumurta, evet. Vanilya, limon kabuğu, tuz, bir tutam, başka da bir şey. Şeker, pudra ha, şekeri. Şeker, aynen. Pudra şekeri. Şimdi çikolatayı da yani kakaoyu da hafif sıvı yağ ile ıslattık. Beyazı ikiye böldük. Ondan sonra çikolatalı kakaolu olanı üstüne koyduk. İple kestik, hop. Böyle kelebek şekli verdik, yan yana getirdik. Hemen fırında pişsin. 180 derecede 15 dakikada pişecek. Ben de bu arada patates pastasını yapacağım. Patatesden pasta yapacağız. Evet. Bakalım nasıl olacak. 2649 yorumdayız şu anda. Kırşehir'den selamlar, teşekkürler. Ben 1000 mesaj yazdım. Birini de görmedin mi canım ablam diyor. Medine 9938. Gördüm kızım, bak okudum işte. Aa, abla sakın ciğer yemeyin ve dokunmayın, hamilesiniz. Dokunmayın ha. kısmı doğru. Onu hocama da sorayım. Birazdan Doktor Yavuz Dizdar gelecek. Ama dokunmamak şöyle. Çiğ ete dokunmayın. İşte çiğ kıymaya dokunmayın. Hamilelik daha da hassas bir dönem. Çok haklısın kuzum. Ama zaten dikkat ediyorum, merak etme. Çünkü ciğer aslında bakteriler çok iyi protein var. Kaynağı. Evet. Ciğerde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama hocama da soracağım. Hamileler için söylüyorum tabii. Evet. Ama onun dışında normalde çiğ elle zaten eti tutmayın. Tutarsanız mutlaka yıkayın. Hatta özel bir bıçağınız ve tahtanız da olsun. Zaten et kesme tahtası olarak
tahtada yapılmaz. Hmm. Bunların profesyonel mutfaklarda da farklı renklerde oluyor. Hmm. Evlerde de mutlaka hani silikon tahtalar ya da plastik tahtalar olması lazım. Bu tahtada çiğ et koysanız bunu ne kadar yıkasanız da içinde bakteri kalıyor. Çünkü bıçak izleri var ve o bıçak izlerinin derinlerine doğru gidiyor bakteriler. Tabii. O yüzden dikkat etmek lazım. Onun için et önemli hakikaten dediğiniz gibi. Normalde biz de tavuk eti, balık eti, normal kırmızı ete ellediğimiz zaman mutlaka çok iyi yıkamak lazım. Şimdi burada patates pastası yapıyoruz. Haşlanmış patatesler var. Hmm. Haşlanmış patatesi şöyle güzelce eziyorum. Bu patatesi 3'e böleceğim. Neden 3'e böleceğim? Aa, bu arada bunu birazcık hafif sote etmemiz lazım. Çok tamam. Az. Hemen yağ vesaire lazım. Koymam gerekiyor çok mu? Çok az koyacağım. Hah, altını yandı, yakalım da önce bir göreyim ondan sonra. Biraz yağ. Şöyle çok az yağ da güzelce kavuracağız hemen. Şimdi ne yapıyoruz biz? Patates pastası yapıyoruz. Evet. Bunun da rengi nasıl güzel oluyor. Sabah sabah içim açıldı. Değil mi? Ne kadar güzel oluyor. Şimdi patates pastası için havuçları güzelce tereyağında birazcık sote ediyoruz. Biraz tuz koyabilirim değil mi? Şöyle tabii. Azıcık. Evet. O zaman bu böyle patates pastası, patates salatası gibi mi olacak? Salatası gibi ama olacak. Ama değişik olacak. Evet, kat kat böyle renkli sevenler hakikaten sofralarında şık bir sunum olacak. Ya da yine çocuklarıyla böyle farklı sevmedikleri bir şeyi çocukların yedirmek için patatesle buluşunca patates çok, çocuklar çok seviyor ya. Onun patatesin için, nişasta olduğunu bilmek lazım tabii. Şahane bir şey patates ama... Ama soğuk yendiğinde o kadar etkisi olmuyor. Kim söylemişti onu bana? Eğer bir gün bekletirseniz içindeki nişastanın yapı taşı değişiyor. Hı-hı. Ve kilo aldıracak halden çıkıyor artık demişti. Hı-hı. Aynen öyle. Patates yemeği tarifi isteyen vardı aslında. İşte gerçekten... patates yemeği. patates yemeği çok kolay aslında. En klasik yemektir değil mi? Evet. Patatesleri doğrarsınız. Açıp böyle salata soğanla salçayı soğanla, kavurursunuz. Salça, klasik. Aynen öyle. Patatesleri koyup üzerine isterseniz sıcak su. Kıymalı yapacaksanız orada kavururken biraz kıyma. Ya da etli yapacaksanız eti önceden pişirmeniz gerekiyor. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen 3'e böleceğim ezdiğim patatesleri. Yarısını böyle yeşilliklerle. Mesela bu yeşillik maydanoz yerine çocuklarınız eğer böyle ıspanağı falan seviyorsa ya da sevmiyorsa bile patatesle karışınca anlamıyorlar orada. Çiğ ıspanağı böyle hemen küçük küçük doğrayabilirsiniz. Pırasayı doğrayabilirsiniz. Ya da brokoliyi doğrayabilirsiniz. Onu da böyle patatesle karışınca çocuklara yedirebilirsiniz. Şimdi şöyle bölelim. 3'e bölelim. Bakalım. Hepsi aynı ölçüde olsun. Evet, bir tanesi burada kalsın. Tariflerin malzemelerini göremiyorum Zayda Hanımcığım demiş Nesli Acar. Kuzum işte yazıyor ekranda. Yan tarafta. Ne göremiyorsun acaba? Senin televizyonda mı acaba bir şey var? Ne bileyim vallahi özellikle de ekranda uzun uzun tutuyoruz. Abla merhaba güzel kızım Deniz. TV'ye yapışmış seni izliyor. Henüz 1 yaşında. Bu arada hamilelikte ciğer yenilebilir ama az miktarda. Ben acayip severdim. Hamilelikte doktorum haftada biri geçme demişti. Bebeğini sağlıkla kucağına al inşallah. İnşallah kuzum. Ben ciğerle ilgili bir şey bilmiyorum doğru. Siz uyarınca düşündüm ama zaten tadımlık canınız bir şey istiyorsa, ciddi bir sıkıntınız yoksa içinizde kalacağınıza yediğinizde biraz kalması iyi. Şimdi Zahideciğim onu artık alabilirim oradan. Kapatıyorum hemen altını. Onu bir tanesinin içine atabilirsin. Hangisini istersen. Bir tanesini evet. İçine atıyorum. Patatesi haşladık. Aşağı yukarı 3'e böldük patatesi. Bir tanesine hafif zeytinyağında kavrulmuş havucu ekledik. Bir tanesine maydanoz ekledik. Ve izleyicilerimize sorduğumuz bu mürdüm eriği renginde pancar turşusunu ekleyeceğiz. Ha, öbürünü de oraya ekleyeceksin. Evet, sana vereyim hemen bunu da. Onu peki, da alayım. Onu şunu da şey yapıp ona da karıştırırım ben şimdi ona. Tamam. Pancar turşusunu da patatese ekliyoruz. Böylece iki farklı renk oluşturacağız. Evet. Hmm. Üç farklı renk. Biri yeşil. Bir de maydanozlu. Biri kırmızı, biri turuncu gibi oluyor. Ay, bak çok böyle. Güzel görünüyor. Şimdi bunları istedikleri herhangi bir kalıbın içine kat kat döşesinler. Öyle değişik kalıpları yoksa dikdörtgen ya da kek kare yuvarlak yoksa. Kalıpları olabilir. Şekilli kek kalıpları varsa onun içine koyabilirler. Hangisini istiyorlarsa. Ay, bizim kalıp da pek şirinmiş. Şu yandaki minikler var onlar olabilir. Nasıl istiyorlarsa.
İç kurabiyeyi kızlarımla her hafta yapıyorum diyormuş Derya Vesek. İki hamuru üst üste koyarken zorlanıyorum. Eşimden yardım istiyorum. Püf noktası var mı? Aa, yağlı kağıtla yaptığınızda hemen hop diye yağlı kağıdı böyle üstüne aldığınızda hiç çıkartmanıza gerek yok. Ama illa çıkartmak istiyorsanız merdaneye şöyle hamuru sarın. Şöyle. Hani şunu hamur farz edin. Şöyle merdaneyle üstüne. Alırken böyle hamuru alıp hop diğerinin üstüne böyle atıverin. Nasıl anlatabildim mi bilmiyorum ama. Anlaşıldı bence de, ama eşinizden yardım isteyip de eşiniz de size yardım ediyorsa vallahi çok şanslısınız. Evet. Gayet de güzel bir keyifli. Şey yapıyorsunuz o zaman. O daha keyifli. Aynen. Şimdi şöyle yapacağız. En üste mor olan, yani pancar turşusuyla karıştırdığımız patatesi koyacağız. En üste derken yani aşağıya mı yukarıya mı? Üste öyle olsun istedim ben. Mesela şöyle diyelim ki, hani hangi kalıp varsa, ben şu anda tamamen görsellik gösteriyorum. Yani bu evinizde hangi kalıp varsa onu kullanabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız. Evet evet, hangisini istiyorsanız. Sonra şöyle havuçlu olan, şu anda iyice karıştıramadım. Ben de acele ediyorum ki şu güzelim Edirne misafirlerimizin getirdiklerini tabii gösterelim diye. Böyle onların vaktinden çalmayayım. Hallavi'yi o güzel şeyleri tarifini aldıracağım. Yiyelim diye. Şuradan bir ucundan alayım o zaman. Tamam. Şöyle üstüne yapayım. Üstüne de bu renk. Elimle bastırayım ben de. En üstüne de bu maydanozlu veya brokoli, neyi seviyorsanız. Şöyle. Sade olan, maydanozlu olan patatesten bastıra bastıra koyacağım. Hemen bir tabak getireceğim. Bakalım ters çevirince ters çevirelim, bakalım ne nasıl olacak? Çıkacak. En sonda da bundan. Biz küçüğünü yaptık. Siz büyüğünü de yapabilirsiniz hemen. Evet evet. Ben çeviriyorum, sence? Olacak bence mı? Güzel olacak. Ben biraz fazlaca koydum galiba. Orta ben de katı, fazlaca koydum. Üstü tutmadı. Yani şurası tutturamadım. Bak. Ha, bu biraz tabii dolapta beklese. Tabii. Birazcık daha donsa daha da şahane olacak. Aynen. Ben bir de büyüğünü yapmak istiyorum. Bence büyüğünü yap. Büyüğünü daha, daha güzel olur olacak. Değil mi? Evet. Ama küçüğü de gördünüz böyle ne kadar güzel rengarenk. Bakın renkli oldu. Şimdi bir de büyüğünü yapayım. Dur bakayım küçüğü nasıl çıkacak, benimkini de şöyle yanına koyayım. Hafifçe çıkartıp soğuyunca ikram edeceğiz. Ay çok güzel oldu da bunu çıkartamıyorum. Dur bakayım. Çıkartırken bozacağım şimdi, tüh. İşte bu birazcık donsaydı. Evet. Çok mu bastırmışım? Çok yok, bastırmışım. Yok. Bakalım. Ay hadi. Tüh bozuldu ya. Aa daha güzel oldu. Baksana, hayır bozuldu ucu, daha bak senin güzel oldu. En azından şeyli şeyli. Bak şuralar kalıbın izi. Birazcık yok, dolapta beklesinler. Yok yok gayet güzel oldu. Ama çıkarırken bayağı zorlanmışız. Peki şimdi büyüğünü yapıyoruz. Büyüğünü yapalım. Gel kuzum bunu gör bence. Ay oradan da çok güzel görünüyor. Evet bak, ama ne güzel. Ama renklerin de güzelliğine bakar mısınız? Pancar turşusu, patates, haşlanmış patates karıştırıldı. Aradakinde de havuç birazcık şöyle tavada zeytinyağında kavrulup yine haşlanmış patatesle karıştırıldı. İçine baharat ekleyebilirsiniz. Bu tamamen damak tadınıza göre değişebilir. Sonrasında havuçlu olanı da şöyle üstüne bak, bak, bastıralım. Şuradaki, dur şuradaki yolları güzel yapayım. Tamam. Şöyle içini iyice geçireyim. Zaten üstüne bastırınca o hemen yerleşir. Heh. Bak şöyle. Ben bu kadarını ayırayım. Bunları da yine küçükler için yaparım. Bunu çok abartmışız. Evet. Dur üstteki şöyle çok olmuş. Bunun rengini siz hangisini istiyorsanız onu üste koyacaksınız tabii. Birazcık daha koyalım. Bence hepsini buna koyalım ya. Küçükleri de yapacaktım. Küçükleri yapmayacağım, vazgeçtim. Bunu iyice doldurayım diye şöyle. Bunların ikisi de çoluk çocuk yapılabilecek şeylermiş. Aynen. Hele bu kısmı tam çocuklara göre böyle. Bir de mesela brokoli de çok yakışıyor. Hiç yaptın mı bilmiyorum. Aa, nasıl yani? Patatesli. Çiğ brokoli, hani böyle biz karnabaharı hani ince ince yapıyoruz. Ay, ya. Hiç aklıma gelmedi. Bak brokoli yemeyen çocuklar için evet. De şahane bir mesela şey. Mesela şurada maydanoz yerine ince ince brokoli olabilir. Hiç tadını almıyorlar. Böyle aa burada benim sevmediğim o brokoli var demiyorlar. Hakikaten de ben çok denedim çocuklarda. Evet. Kerevizi de enginarı da çiğ olarak böyle haşlanmış patatesi karıştırıp yedirebilirler. Ben artık farkında olmadan çok fazla çocuk telaffuz ediyormuşum. Vallahi hiç
farkında değilim. Yani hep böyle mesela yemekte çocuk. Hastalıklarda Allah korusun. Ay çocuk o. Ne okuyorum biliyor musunuz? Çocuk ve ateş. Yani bebeklerdeki ateşlenmeyi okuyorum. Aa. Vallahi ateş ne zaman çıkar, nereden ölçülür? Dur daha ya Zahide, ama ne yapsın ayol? İlgi alanıma şu an o girdiği için tamamen ona yönlenmiş durumdayım. Doğal olarak okuyorum. Ne güzel bir heyecandır bu ya. Vallahi tabii ya. Allah sen yaşadın herkese. Ya amin. Evet, Allah herkese evet. Nasip etsin. Ben de ama senin gibi sen hep ekrandaydım. Nasip etsin. Hiç anlamadım. Çok şey geçti. Bir araba vallahi kullanıyorum. Ben güzel buradayım gibi görünüyor. Evet. Çok güzel oluyor. Ramazan'da ilk defa oruç tutamayacağım gibi görünüyor. Olsun, onun da şeyi başka. Ay, ama onun da duası etmiştim biliyor evet. musun? Allah'ım bir gün hani oruç tutaması hale gelirsem bu keyifli bir şeyden, hamilelikten olsun, elden ayaktan düşmeyeyim, hastane hapishane kapılarında olmayayım diye. Bak Allah nasip etti. Ay bu arada Serena de çok üzülüyorum ya. Gerçekten yani bir kadın olarak üzülüyorum. Ama güçlü olduğunu da biliyorum. Öpüyorum seni kuzum. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Bunu da atlatacağını düşünüyorum. Şöyle. Harika vallahi oldu. Çok güzel oldu. Vallahi şimdi o ters çevrilince daha da güzel olacak bak gör. Birazcık ben onu dolapta tutayım. En son finalde onu gösteririm olur mu? Şimdi hı-hı. çevirmeyeyim. Biraz şöyle dolapta dursun. Altta da böyle ne güzel pancar turşusuyla karışmış olan. Oh, dolu dolu vallahi. Patates. Dolu dolu. Ay çeviresim var bunu. Nasıl güzel peki, görünecek kim bilir. Peki hadi getireyim bakalım. Çevrilebilirse inşallah. Ya bence çevrilir. Ama deneyelim mi? Şöyle iyice. Aman öbürü gibi bastırmayayım. Bastırdım zor çıkarttık öbürünü. Ay buraları biraz şey yaptık. Çeviriyorum. Çevir. Çevir çevir. Oba. Ha. Aa limon suyu koyacaktık. Unuttuk. Aa, peki üstüne şöyle yapsak. Olur olur. Ama o zaman da şeyi gider. Bakalım. Dur bakalım şuralarda. Zadeciğim bu biraz donsa. Ama dur bak çıktı ay, sanki. Ay çıktı çıktı. Çıktı. Hadi bismillah. Oo, ay çok güzel oldu. Ama şuraları şöyle kaşıkla yapalım. Evet hafifçe. Biz ha. illa göstereceğiz diye heyecan yapıyoruz. Onun ama için. Ama baksana güzelliği. Bak ne kadar güzel altta oldu. Da yapman çok daha güzel olmuş yalnız. Evet değil mi? Altta da güzel bir şey hı. oldu. Mesela üstüne maydanozlarla süsleyebilirsiniz. Değişik farklı sebzeler hey. Konulabilir. Ay nasıl güzel oldu. Çok güzel. Şu kaşığı verseydin ya bak şuralarını da şöyle düzeltsem. Evet. Hemen olacak. Bak bak. Ha. Limon suyu, zeytinyağı çok güzel lezzetlendirilir. Bakayım ben onun üzerine bir maydanoz bulayım. Hmm. Yok şimdi bunu böyle oldu ki zor beklememeniz gerekiyor. Hemen açmanız gerekiyor. Kaşıkla da gayet rahat düzeltilebiliyor vallahi. Ya da acı Edirne ciğerinden alıp, ay ciğeri diyorum, biberinden alıp üstüne. Senin aklın orada kaldı şimdi. Bak böyle. Acı hı. biber ama bu kızarmamış hali. Bunları yok annemle, kızartı olmadı bence mı? Bence olmadı onun üstüne. O zaman bu. Bence maydanoz. Ha. 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 Ay çok güzel oldu. Evet. Haydi İy. Bakalım. Süper süper süper. Yavuz hocam nasıl olmuş? Değil mi? Vallahi şahane görünüyor. Onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar alkışlarla davet ediyoruz efendim. Ciğer kırmızı etten üstündür dedi. Bütün gözler ona çevrildi. Onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar ciğerin faydalarını anlatıyor. Şimdi Zahide yetişle de. Aynen devam edebilirsiniz. Nerede yemek benim telefonumu yaparken alayım? Yemek yaparken sizi gördüğüm kadarıyla iç dünyanızla baş başa bırakıyorlar. O yüzden çok fazla bu tarafa bakmıyorsunuz. Hocam onların iç dünyasında neler var biliyor musunuz? Neler? Benden ne istiyorlar? Ne? Şöyle mi gelelim? Bizi yeniden evlendir diyorlar. Aynı ay adamla tabii. Vallahi 50 sene olmuş evet. 50 sene olmuş gelinlik giymedik biz diyorlar. Gelinlik giymek istiyorlar. İnşallah yaparsınız. Ne yaparız. Olur, 14 Şubat'a niyetlendik. Siz bakalım. İyisiniz. Gayet iyiyiz hocam. İyi gördüm. Ve bir şey bitiyoruz. Siz iyisiniz. Biz de iyiyiz. Uğraşıyoruz her zaman. O da bir kız babası ve çok pişkin kızına ve çok da iyi büyütüyor bakıyor yapıyoruz. Maşallah. Hocam hangisiyle başlayalım? Sizin pek çok aslında söylediğiniz şeyler var. Evet. Gittikten sonra hepsi de haber oluyor. Mesela ciğerle ilgili şimdi ustalarımız gelecekler ve ciğer yapmaya başlayacaklar. Ciğer etten üstündür demişsiniz. Doğru. Tekrar konuşuruz bunu ama. Tabii konuşuruz. Diğerlerini de konuşuruz. Niye ciğer etten üstündür? Şimdi et sonuçta kendi içerisinde bizim protein olarak adlandırdığımız şeyleri barındırıyor. Ama ciğere baktığınız zaman ciğerin içinde vitamininden tutunuz. İnsan için önemli olan pek çok şey.
ki kısmen karbonhidrat bile, yani depo şeker bile bulunmakta. O yüzden ciğer zaten hafif tatlıdır. Kızarttığınız zaman çok lezzetli olur ama başka yöntemleri de var pişirmek için. Yapmazsanız bunu, o zaman çok fazla ciğer ciğer oluyor. Çocuklar da pek sevmiyor. Doğruya doğru. Şimdi her şeyin hakkını vermek lazım. Yani bir şey eğer kızartılarak yenilecekse hafif yağda kızartacaksınız ve öyle yiyeceksiniz. Ben bunu yok işte sote yaparım, efendime söyleyeyim teflonda çeviririm, yağsız yaparım falan derseniz olmuyor efendim. Millet de daha önceki dönemlerden bunları düşünmemiş değil. Yani ilk defa biz keşfetmiyoruz. Anlamışlar ki bunu en iyi una bulayıp kızarttığınız zaman oluyor. O yüzden böyle yapmışlar. Peki bir izleyicim dedi ki Zaydan Baban siz hamilesiniz ciğer yemeyin. Valla onları izleyiciler şey... sağ olsunlar niye söylüyorlar bilmiyorum ama. Ben de duydular ama. Bir yerden belki kulaktan. Yok valla kulaktan dolma bir şey duymayın efendim. Bakın şöyle söyleyeyim lütfen dikkatli izleyin. Bu benim için de geçerli diğerleri için de. Taksiciyle konuşuyorum adam diyor ki hocam diyor meteorolojide kulağımız sizde hep diyor. Allah Allah diyorsun. 5 yıldır en azından bir şey. Öbürüyle konuşuyorum. Son 3 ay içinde. Allah Allah. Deprem konusunda sizi dinliyoruz diyor. Allah Allah diyorsun. Yani demek ki konuştuklarımız bir yerden giriyor, başka yerden çıkıyor. O zaman diyorsunuz ne kadar konuşursak dikkatli dinletilmediği sürece konuşmalar aslında boşa gidiyor. O yüzden bazen programın tonunu yükseltmek gerekiyor. Ton yükselince çünkü insanlar bir an böyle oluyor. Programlara bir iç gerilim kazandırmak gerekiyor. Zaman zaman sunucuyla bile o gerilim kazandırılması lazım sanıyorum. Ne diyorsunuz hocam? Gerilelim mi yani? Ha? Biz onu bir pek yapamayız. Yok yaparsınız. Aman efendim yaparsınız. Ne demek? Tabii peki ki. O zaman arkadaşlar verin haberimizi lütfen. Ben de sizinle beraber okumak istiyorum onu. Hocamıza sormamız gereken pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi pizza. Pizza yiyen, sipariş eden var mı? Seven var mı? Pizzaların kilo aldırmayacağını düşünseniz ne kadar güzel olurdu değil mi? Peki böyle bir şey var mı? Yok muymuş? Bende miymiş? Peki ben de bulup okumaya çalışayım. Ben şöyle söyleyeyim size. Bu sizin haberiniz miydi? Benim haberimdi. Yani nedir internet sitesine koyduğumuz yazı. Ben pizza dediğiniz şeyde kilo yapacak bir şey yok ki zaten. Ne var? İnce hamur bir hamur. Bakın bunun için ne olacak ki bu kadar hamuru siz yemekte ekmek olarak zaten yiyorsunuz. İyi bir hamur açıyorsunuz. İnce açıyorsunuz. Üzerine bakın yağlı bir şey koymuyorsunuz. Domates sosunu koyuyorsunuz. Üstüne de mozzarella peyniri döküyorsunuz. Bu da taze bir peynir. Bunda da çok fazla yağ yok sonuçta. Üstüne de birazcık malzeme serpeliyorsunuz. Serpeldiğiniz malzeme de genellikle sebze mebze falan filan oluyor. Ondan sonra bunun tabii ki kilo aldırıcı bir şeysi yok. Niye olsun ki? Ama böyle yaparsanız yok. Ha ben bunun üstüne de gezdiririm bilmem neyi koyarım tereyağını acayip mayonez. Yok işte bilmem ne. Ketçap mayonez pizzaya konmaz. Konmaz. Hiç konduğunu görmedim. Yani konsaydı eğer onu pizzacılar yanında verirlerdi. Bir takım soslar veriyorlar ama ketçapla mayonez bunun içinde yok. Gerilimden kastım da bu zaten. Ha, ama hayatın gerçeklerinde hiç koydunuz olmadı mı? Hiç ketçap döktünüz olmadı mı? Zaten patates malzemenin içi patates kızartmasına veriyorsunuz ama pizzanın yanına patates kızartması da gelmez. Onun altına zaten koyduğunuz domates sosu var zaten. Üstüne ekstradan eklemek gerekmiyor. Peyniri koyduğunuz zaman sadece malzeme fırına giriyor ve çıkıyor. Ondan sonrasında bunu eğer siz makul miktarda yerseniz tabii ki bunun kilo aldırıcı bir kalori yüksekliği yok. Şimdi makul miktar ne? Bir tane bildiğiniz pizza. Bunları pizza olarak kabul etmiyorum efendim. Bunlar lütfen bunlar piyasadan alınmış olan dondurulmuş şeyler. Onların üzerinde kalın bir hamur var. Hamur ne şekilde yapılmıştır onu bilmiyorum. Ama şey söyleyeyim yani. Hardalda bir sıkıntı var mı? Hardalı bilmiyorum. Muhtemelen yoktur. Onda yani hardalı uydurmadılarsa. Çünkü biz burada biliyorsunuz ne yaptık? Biber yaptık. Muhtemelen ya bir vakit geldiği zaman sonuçta eninde sonunda bir fıstık bile yapmak mümkündür. Bunların hepsini biliyoruz yani. Sahtekarlıkla almış başını yormuş. Ya, yaptık burada. Talaştan, ben inanamadım Zahide Hanım nasıl bunu yapabildi ama o kırmızı biberi gözümün önünde. Vallahi ben yerim. Yani hiçbir şekilde de anlamam. Hiç anlamaz. Anlamam talaş, talaş. Yani. Bildiğiniz talaş yok mu sarı? Aha ona biraz boya. Ondan sonra biraz kırmızı biber de koyduydum galiba içine. İnanamazsınız yani nasıl olduğuna. O talaşla boya karıştığında bayağı kırmızı biber'e döndü olay. İnanılmazdı. Rengi de ayarladınız mı tamam. Demek ki pizza için şahane bir şey. Yani pizzayı... Ama pizzayı siz evde yapacaksanız hamurunu kendiniz yapacaksınız. Bana çünkü pizzacının anlattığı. Biz bunları tabii böyle hani okuduk kenardan yazdık diye gidiyorsunuz pizzacıyla konuşuyorsunuz. Bu bir haber yapıldı. Valla ben size söyleyeyim hiç sokağa çıkmayı düşünmediğim cumartesi günü
Bunun için arkadaşlarımıza refakat ettim. Çünkü herkes haber peşinde. Biz de onları desteklemek zorundayız. Hmm. Pizzacıya bulundu. Gidildi. Konuşuldu. Adam dedi ki 24 saat 48 saat hamuru dinlendiriyoruz dedi. Bu hale gelebilmesi için. Dinlendirilen hamurdan dolayı mı etkisi? Tabii. Dinlendirilen hamurun içeriği çok yükseliyor. Zaten çok kaliteli un kullanıyorlar. Üzerine de malzemeyi koyduğunuz zaman çok fazla da bir malzeme yok. Adam önden bir mesela atıştırmalık veriyoruz diyor. O gerçek pizza değil. Sadece açlığınızı bastırmak niyetine. Hani... Ha gerçeğini bekleyin derken. Peki. Bu tür ürünleri ama evde yapmak o kadar kolay değil. Ama bunu alıp da ben fırına sokuveririm üstüne de biraz şey yaparım derseniz tabii aynı şey olmuyor. Hocam sanıyorum bu da sizin haberiniz. Kemik suyunun zararları, kokoreçin faydaları. Kemik vallahi suyunu kemik suyunun biz... zararı... Hocam şimdi değil. Reklama gideceğim. Zararı şimdi. Diye bir şey söylemedim. Onu sakın yanlış anlamayın. Biraz evvel arkadaşlarımıza söyledim. Alt yazılara dikkat edin. Gıdaların bilinmeyen zararları diyorlar. Yanında ciğer gösteriyor. Hiç ağzımdan çıkmadı. Kemik suyunun da zararı konusunda bir şey ağzımdan çıkmadı. O zaman haberi burada ilk ağızdan düzeltmiş olalım. Kemik suyunun zararları diye çıktı haber. Oysa diyecektim ki biz yıllardır kemik suyu yedirelim diye ne çorbalar yaptık, neler yaptık. Kemik suyunu göstere göstere bir hal olduk. Bunların hazırları bile çıkmış artık. Bunu konuşacağız. Kokoreç fiyatları siz söyledikten sonra artmış, kokoreç de azalmış. O yüzden fiyatlara bir sürü polemik. Hocam bir şey söylüyor sonra olay büyüyor. Aman yok efendim rica ederiz. Vatandaşın gösterdiği estağfurullah otorite size falan gösterdiği rica ederiz. Alaka. Gösterdiği bir lazım. Güven var gidelim o zaman. Hadi gidelim hocam. Hadi siz gidin hocam. Ben çaya gidiyorum. Siz çaya gidin biz reklama gidelim. Siz de için çaylarınızı gelin biz buradayız efendim bekliyoruz. Arnavut göçmeni Saliha Hanım pazara gitti. Nefes nefese kalan Saliha Hanım pazar alışverişinde neler yaşadı? Az sonra. Usta Bahri Dinar ve Arif Meriç Edirne'nin meşhur tava ciğerini Zahide Yetişle mutfağında yapıyor. Az sonra Zahide Yetişle'de. Arnavut göçmeni Saliha Hanım pazara gitti. Nefes nefese kalan Saliha Hanım pazar alışverişinde neler yaşadı? Az sonra. Usta Bahri Dinar ve Arif Meriç Edirne'nin meşhur tava ciğerini Zahide Yetişle mutfağında yapıyor. Az sonra Zahide Yetişle'de. Söyleniyor o yüzden enteresan. Biz aynen devam ediyoruz bilgilenmeye ve öğrenmeye. Hazır Yavuz hocamı bulmuşken sizlerden gelen soruları da derledik. Mesela çavdar ekmeğinde sofra şekerinden daha fazla şeker olduğu söyleniyor. Doğru mu diye sormuş. Söyleniyor diye bakacaklar. İnterneti biraz kurcalasınlar. Google'a da bakabilirler. Hmm. Oradaki veri tabanlarına bakabilirler. İnanınız 1000 tane kaynak var. Ama olay şeker olarak bakarsanız çavdar ekmeğinin içerisinde şeker bileşik formda zaten. O ne demek? Yani... bitkinin depo şekeri. Onu parçalarsanız ancak normal şekere şeker tadını alabilirsiniz. Ağzınızda ekmek yediğiniz zaman bir süre beklediğinizde o ekmek tükürük nedeniyle parçalandığı için tatlı tadı almaya başlarsınız. Şekerin tadını aslında almaya başlarsınız. Aslında ne kadar enteresan. Az önce bu salatayı yaparken mesela havucu rendeledik. Hı? Havuçta o kadar tatlı bir şey gelmez ilk sertken ağzınızda. Ha, ondan sonra gelmeye ama başlar. Şey birazcık nerede Elif? Ne yaptık biz Elif şeyi? Birazcık böyle yağ koyduk. Azıcık tavada çevirdik. Bir anda şekerli oldu. Şekere tabii, döndü. Karamele dönüşüyor. Olur yani. Bunların da o nedenle böyle doğrudan insanlar istiyorlar ki öyle açayım ağzıma bilgiyi vereyim. İşte açayım ağzıma Yavuz Bey ne diyorsa onu koyayım yiyeyim falan. Yok öyle bir şey efendim. Herkes kendi kendine. Bakın arada lahana ikram ettiler oradan. Lahana geveliyorum. Ya öbür arkadaşımız soruyor. Yanında çay içiyorsunuz. Çayla lahana nasıl olur diyor. Ya ne yapayım elimde çay vardı.
Yani sokakta hiçbir yürümeye şey pişman olduğumuz bir döneme yavaş yavaş geliyoruz. O yüzden... Hocam şu an görüntülerde bu makineler tabii çıkmadan önce nasıl yapıyorlardı bu ekmekleri? Ne kadar zor onu döndürmek. Şimdi çavdar ekmeğini de görüyoruz. Tam buğday ekmeği peki? Tam buğday ekmeği iyi. Bunların hepsi iyi şeyler. Doğru düzgün ekmek yapmak istiyorsanız açın onu da bulabiliyorsunuz. Görmek istiyorsanız, sen çekmek istiyorsanız mesela çok iyi atölyeler var. Atölye hizmeti veriyor. Aynı zamanda ekmek eğitim kursları düzenliyor. Hocam oralara kadar gidene kadar biz evde ne yapacağımıza bakalım. Evde hamuru güzelce yoğuracaksınız. Ondan sonra bırakacaksınız, biraz mayalanacak. Ondan sonra bak, köy ekmeği. Makinesi de var yani. Makineyle de yapabiliyorsunuz. Artık. Ama şu nedenle diyorum. Çünkü yoğurt tuttururken olay mesela çok rahat. Hemen şey yapıyorsunuz, oğlu veriyor. Ama bunda bayağı bir kol gerekiyor. Yani sağlam kol yaparsınız. Kaç ton döndürüyor onu öyle. Ama bunlar büyük ölçekle yapıyorlar. Peki böyle susamlar üzerine koyduğumuz şeyler falan. Ay ekmek de bir güzel oluyor fırında. Çok güzel olur tabii, olmaz mı? Ama hocam bunu açacaksın, içine tereyağını koyacaksın. Aynen öyle, öyle oluyor işte. İyicek böyle içinde. Allah'ım sana geleceğim canına. Yani şey bu yani evet, 40 satır ya da 40 katır meselesi. Yani, yani tereyağını ağzına atacaksın olamayacağına göre tabii ki ekmeğin arasına koyacaksın. Yani, o kadarı da olur artık ya. Değil mi hocam ya? Vallahi öyle. Çünkü ne kadar yapmayalım desek bile ekmeğin de şeker olduğunu evet artık anladık ama işte insan bir tadım da böyle canı isteği veriyor. Hangi ekmek daha sağlıklı? Sizin bir de köy ekmeği var. Var. Benim babam mesela köy ekmeği de biter yani. Her şeyi bir tarafa, köy ekmeği bir tarafa. O ekmek de bir ağır. Yani bak şunlar, bunlar köy ekmeği değil ama. Bunlar da değil. Bak az önce vardı o görüntülerde köy ekmeği. Köy ekmeğinden bir dilim yiyorsun. Maşallah doyuruyor yani. Öbür dilim 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 götür. Boş, içi boş, böyle elini alıver ve bayatlamıyor köy ekmeği. Ama yine onu bir şeye sarmak gerekiyor. Bak tüh, kaçırdın mı ya? Az önce vardı galiba köy ekmeği. İşte köy ekmeği yemek lazım. Köyde kadınların, onlar bir de bunu aylık yapıyorlar. Değil mi? Hep beraber imece usulü böyle. Ve muhteşem fırınlarda. Allah'ım sabah sabah iştahım açıldı. Eyvah eyvah. Peki kemik suyunu konuşacaktık. Dur şimdi o haberinizi bir bulayım. Hocam dedi ki ben böyle bir şey söylemedim. Böyle haberleri duyup... Yavuz Dizdar söylediği için de ciddi yalanlar varsa lütfen dikkat edin. Bakın şöyle olay oluyor. Ben bunları söylüyorum ama söylemenin ötesine yazılı olarak beyan ediyorum. Yani yavuzdizdar.com diye bir site var. O sitenin içine bunlar haber olarak değil, paylaşım olarak giriyor ama arka plan bilgisi de giriyor. Sonrasında bunlara tabii fazla ağır geldiği için suyunun suyuna gitmeye başlıyorlar. En sonunda iyi mi kötü mü'ye geliyor mesela. Şöyle bir şey var burada. Müsaade ederseniz hemen bir okuyuvereyim mi? Anneler genelde et suyunu, kemik suyunun en az et kadar faydalı olduğunu düşünüyorlar. Doğru. Et bulamıyorsanız kemik suyu. Biz kemik suyuyla çok çorba yaptık. Öyle olur. Oysa zaten ki... et suyu diye bir şey yok ki efendim. Etten ne su çıkacak ki? Ama kemik sizin suyu esas olan. Göre... diyormuşsunuz ki oysa ki çocuklara esas yedirilmesi gereken etin kendisidir. Kıyma ya da et... Tamamen sallama efendim. Tamamen sallama. Çocuklara ekstradan et yedirmek tamam. Ona bir şey demiyorum. Bize de böyle büyüttüler. İki tane köfte ekstradan yapılırdı. Ama kemik suyu başka, et başka. Et başka. Farklı şeyler. Dur o haberi aldınız ama devamı da vardı ama ben buradan devam edeyim. Aşırı kemik suyu kullanımı kalp damar sağlığını olumsuz yönde etkileyerek erken yaşta kolesterol gibi rahatsızlıkları... Onu da ben mi söylemişim? Burada öyle diyor. O yüzden sizi bulmuşken. Lütfen internette dönen şeylere inanmayın. Yani bakınız kimleri yan yana getirmediler? Buraya sizin konuklarınızı. Hepsi işte haber... akciğeri temizliyor bilmem. Olduğu gibi yalandır efendim. Nerede yazı var? yavuzdizdar.com. Gelin okuyun. Peki. Onun dışındaki şeylerdeki, mecralardaki paylaşımlar böyle dedi. Herkes için yaptılar. Canan Hoca için de yaptılar. İbrahim Hoca için de yaptılar. Neyse ki size bir şey sattırmadılar. Şanslısınız. Bize çok şey sattırdılar. Vallahi ama hayır. Sattırtmaya çalıştılar. Vatandaş mail atıp sordu. Yavuz Bey sizin bununla ilginiz var mı diye. Yok öyle bir şey. Sizi de yaptılar. Tabii ki. Çok. En sonunda hele satırdı. Uydular da. Ben de bilmiyorum. Yok öyle bir şey. Biz bir şey satmayız. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz. Biz bir şey yapacaksak ve bundan eminsek size burada paylaşırız, söyleriz zaten. Biz işimizi yapıyoruz zaten burada, şükürler olsun. Peki hocam, bu arada sizin ciğerle ilgili de bir haberiniz çıktı ama onun doğruluğunu değil mi onu soracağım size. Edirne'den ciğerci ustalarımız geldi. Edirneli ustalar Bahri Dinar ve Arif Meriç. Hoş geldiniz. Bulduk efendim. Efendim teşekkür ederim. Maşallah şenlendirmişsiniz vallahi mutfağı. Edirne'den gelip de şenlenmez bize. Hatta gidelim hocam yanlarına. Gidelim de şunu birazcık açıklamasını peki. Yapayım da ondan sonra. Hemen geleceğim yanınıza. Belli olur olmaz. Şöyle şey yapınız bakınız. Ne yapayım hocam? Hikayenin esprisi şu efendim. O zaman şuraya koyayım buradan görelim. Şöyle koyun görsünler. Şu kemik 4 tanesi kocaman hayvanı taşıyor. Bu dana.
üzerinde en az 300 kilo 400 kilo taşıyor. Yani bunu yaptığınız zaman bu sert. Niye? İçinde çünkü bunun bir şekilde yoğunlaşmış olan bir şey var. Bunu işte uzun süre kaynatırsanız çekebiliyorsunuz. En sonunda bu içindeki ilik kısmı, yani şöyle şununla göstermeye çalışalım. Bunlar neyse buraya koymuşsunuz. Şu bölge boşalıyor efendim. Bu kemik iliği, yağlı ilik kısmı. Ama bunun içinden de kolajen boşalıyor. Bu sonunda bir halkaya dönüşüyor. Baktığınız zaman tüp gibi görebiliyorsunuz. Bununla işte çorba yapılıyor. Yalnız bunu yapabilmeniz için 4-5 saat rahat kaynatmanız lazım. Eğer bunu yaparsanız bu stoklanabilir bir şey. Yani bir şekilde alırsınız bunu, saklarsınız. Alternatifi nedir? Alternatifi paça. Niye? Çünkü aynı şey. Bu da paça sonuçta, bu da paça. Bu kemiği, bunun da içinde kemiği var ve yine içinde sizin, bakın ayaklarınız çok mu çabuk burkuluyor? Yapacağınız şey bunlardan tükettirmek. Özellikle çocuklara. Çünkü biz öyle ya da böyle bu gıdanın içinde antibiyotik yiyoruz. Bu yediğimiz antibiyotikler az miktarda falan filan deseler de sonunda birikiyor. Arkadaşlarımızın bir kısmı vücut yapacağız diye basıyorum proteini diyor ama o proteinlerin yetiştirilmesinde tabii ki antibiyotik kullanıyoruz. Şaka yapmıyorum. Yani ben olayın her tarafını bir şekilde görmeye çalışıyorum. Onlar da böyle yapmak zorundalar. Bunu neyle koyacaksınız yerine? Bunu yaparak koyacaksınız. Benim işte canım çekmiyor. Ben bunu kokuyor mokuyor. Yok, bir kere kemik suyu zaten kokmaz. Ama paça kokabilir ama alıştıktan sonra rahatlıkla işkembeyi de paçayı da yerler ve bayılırlar. Paçanın söyleyeyim size. Paçanın kokmaması için bir yöntem var mı? Terbiye yaparsınız, kokunun bir kısmını yumurtalı alır. Yumurtalı unlu falan. Aynen öyle, yumurtalı unlu. Bunları niye koydunuz buraya? Hocamın Allah aşkına niye koydunuz? Şimdi bu kadar şeyin içine bunlar niye girdi? Her şey var hocam burada. Bak yoğurt da var, şalgam suyu da var. Çocuklara böyle şeyler alalım mı almayalım mı? Valla almamanızı tavsiye ederim. Ben çok almayın. Yani bu ne bu boyalı bilmem ne. Baktığınız zaman süs müdür, duvar asacağı mıdır belli değil. Şeker midir belli değil. Bence almayın tabii ki yani. Bizim zamanımızda da şekere batırılmış elmalar vardı, hatırlarsınız. Kırmızı elma şekerleri vardı. Elma şekerleri şu an nadiren bulunuyor. Ama bunlar macun denen şeyin dondurulmuş hali. Böyle şeyleri almayın. Hani, bu ne olabilir hocam? Vallahi bilmiyorum. Bir cins şerbete benziyor. Tarçınlı. Kokmuyor mu ya? Kokuyor hocam. Benim burnum iyi koku almaz, sizinki alır şu sıralar. Benim var ya, benim kilometreler ötedeki her şeyi duyuyorum. Alırsınız efendim, şu an fizyoloji o şekilde değişiyor. Aşırı derecede hassasiyet meydana geliyor. Vallahi hiç yani köpeklere taş çıkarırım. Bütün kokuyu yani şalgam malgam falan filansa tabii şalgam. Ki yani çocuklarınıza şalgam. İçirebilirsiniz. Besleyicidir. Yapın. Kendimiz içebilir miyiz? İçersiniz. Niye? Kahveni çocuğa, kendi zifiri çocuğa içirebilirsiniz ama kendiniz de içebilirsiniz. O kadar şey değil. Şalgam suyu şahane. Bu arada hocam yine sizin sitenizde var ama siz dediniz ki hiç beni karıştırmaz Aydacığım onlara. Dur neredeydi o? Yeşil çaylar şeyler onları falan. Onları bilmiyorum efendim. Bütün paylaşımlar. İçi bazen böyle elimize geliyor. Bildiğimizden değil. O konuyla ilgili konuşan zaten çok hocalarımız var. Onlar söylesinler. Onları sizin ben bilmiyorum. Sizin ilginiz var mı diye dedim. Peki yok. Bu arada. Ama balığı değiştirin. 2 yıldır aynı balık. Vallahi kuyruğunun kıvrımından anlıyorum. Sürekli dondurup hocam, dondurup derin dondurucuya koyuyoruz. Bu da bizim bazen. Hocam bravo. Tanıştırayım mı? Balığa bir isim koyalım. Aynen bari. Öyle. Balığa bir isim koymak vallahi. Lazım. Hocam peki hangi mevsim? Şimdi mevsimine göre balık tüketmek en güzeli. Ve hiç gocunmayacağınız yağlardan biri balık yağı herhalde. Bol bol tüketmek gerekiyor sanırım. Yani deniz balığı tüketin. Mümkünse. Küçük balık tüketin. Onlar mesela iyi. Diğerlerin hepsi. Kuzeyden gelen somonlarda dahi çiftlik balığıdır efendim. Deniz meniz falan hikaye. Yemle beslenirler. Kocaman böyle gemiler var. Giriyorlar. Bir ucundan alıyor, öbür ucundan paketlenmiş, dondurulmuş olarak çıkartıyor. Şaka yapmıyorum. Maşallah. Bakar mısın? Şaka yapmıyorum. Bunun şeysi peki. De var. Dondurarak tarladan alma şeklinde. Hocam onun ciğer modunu göstereyim mi ben şimdi size? Ciğer donma zamanı. Bir yerden buyurun. Yok. Bir yerden ciğeri alıyor ustalar. Hop öbür taraftan ciğer tava olarak çıkıyor. Şahane. Bari usta, Arif usta bir gidelim yanlarına. Hocam siz de eşlik eder misiniz tabii bana? Buyurunuz. Bu arada sizin ciğer haberiniz o gerçek değil mi? Gerçek. O da söylemiş olalım ayrıca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi önce ciğerden başlayalım. Tabii ki buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ustam ciğeri, ciğerle ilgili ne söylersiniz? Ciğeri ne kadar zamanda bir tüketelim? Allah herkesin evine para pul çok çok versin. Valla bence haftada bir, en fazla 10 günde bir tüketmelisiniz. Çünkü bu vücudun deposu. Bu deponun içerisinde her şey var. Kan yani yapar mı bakın, ciğer? Paça dediğiniz zaman paça eşittir kolajen. Yani dokunun proteinini veriyor.
Et dediğiniz zaman orada başka şeyin. Ama bunu dediğiniz zaman bunda vücutla ilgili ne varsa, vitamininden tutun, proteinini, amino asitini hepsi içinde var. Kan yapar. Çünkü esas kan yapma organı karaciğerdir. Değil o yüzden mi? Zaten çünkü böyle. Kıvam olarak da o yüzden kemik iliğine benzer. Ha. Kırmızı kemik iliği dediğimiz şey karaciğerin bir sonraki devamıdır. Peki bir şey söyleyeceğim. Karaciğer yağlanmasından çok şikayet ediyoruz. Özellikle kilolu olan kişiler. Şimdi tabii bu bir şey koyunun, daha doğrusu büyükbaş hayvanın karaciğeri değil mi? 2 yaşını geçmemiş danaların karaciğeri. 2 yaşının evet. Geçmemiş tane. O da tabii sizin ciğerinizin farklılığını ortaya çıkartıyor. Doğranmasında ve pişirmesinde farklılık var. Yağlanan bir karaciğerin görüntüsü de kahverengisi de aynı mı oluyor? Yoksa böyle beyazlamaya mı başlıyor? Vallahi bir kere en azından kıvamını yitirir, sertleşir. Tabii bunu o sertleşmeden sonra ve... insan için, hayvanda ama 2 yaşındaki hayvanda olmaz. Hele düzgün şartlarda beslenmişse söz konusu olmaz. Ama zaten öyle bir şey olursa da onu bize yedirmezler. Yani onu başka şekilde başka ürüne çeviririz bilirsiniz. Biz de. Bu arada ne kadar ince kesiyorsunuz. Yeme falan ama giderler. Zaten maharet orada. Yani, değil mi? Bu arkadaşların yetişmeleri aşağı yukarı 3-4 yıl sürüyor çıraklıkları bunlar. İnce ince doğranmasında. Evet. Yani ilk yani, önce ince ince çok ince doğranması gerekiyor ciğerin. O yüzden zaten bir... böyle hafif oluyor pişerken de yumuşak oluyor. Gazete çünkü... koysak gazete okunur yani aşağıda. Aynen okey. O tabiri kullanabiliriz. Peki bol bol ciğer yemek gerekiyor. Eğer kansızlık çekiyorsanız özellikle ciğeri tavsiye ediyor hocam. Dalağı tavsiye ediyor musunuz? Bana dalak yedirirlerdi küçükken. Bana da dalak yedirmeye çalışırlar da dalağın içerisindeki o liflerden ötürü dalak aslında hani çok lastiki, elastiki bir şey oluyor. Çiğne 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 devam edersiniz çiğnemeye. O yüzden çok fazla haz etmezdim. Ara bir denerlerdi. Sonra çok fazla şanslarını zorlamamaları gerekiyor. Sadece kenarlarını yerdim ben de. Çünkü belki bir tek o kenarları biraz daha şeydi. Bakın onu bile denememişim. Onu bile denememişim ama karaciğere bayılırdık tabii yani. Ciğer her zaman için aslında bir numaradır. Size eğer alabiliyorsanız bol bol yemek tavsiyelerine bulunuyoruz. Nerede Elif'im benim? Hah burada kuzum. Bugün de eğer olabiliyorsa mesela ciğer bu hafta yapabileceğiniz güzel yemekler. Valla ben size söyleyeyim. Çok güzel de dinliyorlar. Alıyorsunuz da teşekkür ederim. Ama yok yok ben seyirciye bakacağım. Seyirciyi görmek istiyorum. Siz yandan alın. Ali'cim sen bir tık siz daha... Siz kenara kayın. Aynen öyle. İzleyicimiz göz göze gelecek izleyicimiz. Bu hafta ay, arkadaşımız hocam. Ciğer yapmak istedi. Akşama ciğer yoktu piyasada. Bitmişti. Bu derece aslında insanlar buna gerekirse bir şekilde itibar gösteriyorlar. Ama zaman zaman biz bunları tekrarlıyoruz. Hatırlasınlar diye. Yoksa kendi hallerine bırakırsanız almayabiliyorlar. Kokoreç için de aynı şekilde. İade-i itibar. Onu ayrıca konuşacağız. Ha, daha önce konuştuğumuzda arttı kokoreçi, falan deniyordu. Tabii ayrıca konuşuruz. Başka zaman konuşuruz. Peki. Çünkü o da mesela ciddi anlamda bizim için faydası olan bir şey. Ciğerle alakasız, proteinle alakasız flora desteği veriyor. Öyle düşünün. Yani sizde olması gerekenleri bir şekilde size doğadan iade ediyor. Ve bunu başka türlü alma şansınız yok. Ne hapı var bunun, ne probiyotiği var. Aa bak Sevil. Şimdi izleyicim söyledi de bak ben de gördüm. Bu kapak niye yamuk? Doğru. Ay bunu aça kapata. Dur. İzleyicimin dikkati dağılıyormuş. Açmıştık da onun. Ha ondan. Evet sepeti bak, biberleri hemen ya. Şimdi Instagram hocamla olan videoyu koydum. Bak izleyicimizin gözüne hiçbir şey kaçmaz hocam. Volkan 0006 teşekkür ediyorum. Bak hemen yazmışlar. Hamileler ciğer yeri yiyebilir mi? Azeri balası tabii. Yazıyor. Niye yemesin ki? Zaten sorun. Özellikle yesinler. Bakın daha önceki konuşmalar içerisinde işte yenmemesi alakası yok. Ciğer sakatat olarak baktığınızda bile vücudun esası aslıdır. Vücudu besleyen şey karaciğer. Karaciğer giderse siz de gidersiniz. O kadar ciddi bir evet, şey. Evet, eksiklikleri dolayısıyla ancak bundan bütün olarak alırsınız. Etten alamazsınız. Ette vitamin falan yoktur. Ama ciğerde hepsi vardır. Annesiyle izliyormuş bizi. Canım benim, sağ olsunlar. Ciğer bebekte leke yapar. Siz yemeğime dokunmayın. Zahide yetiştirmiş için... bak. Nasıl yani? Çocuklar için efendim. Bak bir izleyicim demiş ki Zehra ol. Ciğer bebekte leke yapar. Siz yemeğime dokunmayın. Zahide yetiş. Şey mi bu hani böyle bir şey canınız ister de yemezsiniz de sonra bir yerinize dokunursanız da orada çocukta leke olur falan. Onlar herhalde biraz böyle şey. Hiç duymadım. Yani bilinçselliği yani olmayan ama. İster istemez bizim... bunlara da kulak kabartıyoruz ama duymadım bunu hiç duymadım leke yapar diye bir kavram. Oh süper ya paça çok severim günaydın olsun demiş Sevda Güneş. Teşekkür ederiz. Tavuk ciğer olur mu diye sormuş bak şahanesiniz. Orada maalesef olmaz diyorum efendim. Maalesef. Onda tartışılacak bir şey yok. Tavuk ciğeri faydalı mı? Maalesef bir şey diyemem. Yani onların, onlarla aramızdaki özel meselemizdir bu.
sadece derim ki yani bu kadar kimyasalın sonuçta atılma yeri de aynı zamanda ciğerdir. Ha. Yani siz hayvanı çok olağanüstü şey koşullarında beslediğiniz zaman ciğer bunu depolar. Siz bunu alıp bir de yahni yapacağım derseniz olay karışır. Ama peki, danada böyle bir şey söz konusu değil. Ama mesela balıkta da aynı şey söz konusudur ama balıkta iç organ ve solungaçlarda depolanır. Onlar yenmediği için orada yırtarıyor. Bir miktar orada kurtarıyoruz. Ha. Peki şimdi Elifciğim gel kuzum sen gideceksin, sana bir teşekkür edeyim. O ne? Mumum, davet mumumu da aldım. Edirne'ye davet ettiler beni. Aa, evet, onu da özel ediyorum. Özel bir mumları vardır, onu açıklasın ama ustam. Bizim Kırkpınar, tarihi Kırkpınar güneşlerinin bir mumu bu. Davetiye mumudur. Böyle köylere, kasabalara eskiden bu iletişimler yokken asılır kahvelerde. Mumu i̇şte gören? Oraya bakarsın, evet dersin, bizi kırmızı diplü mumu çağırdılar. Ha, derler ya, kardeşim ha, beni kırmızı diplü mumu mu çağırdı? Ha. Çok önemli bizim geçen için. Geçen senede kırmızı diplü mumu çağırdık. Çağırdık ama gelmediler. Hocam dedik sizi bali hiç olmaz, orada ağa yapalım. Kırkpınar'da benim ağa. Adam benden ağa. Hocam. Benden züğürt ağa çıkar hocam. Sen de sıfırsak bari binelim onu. En azından. Hocamı da düşünemiyorum. Şurasına bir şey giydiriyorlarmış falan. Ama şimdi asıl biraz sonra Türk'ü zordu o çantanın içerisinde. Bakalım Kırkpınar'da kim görüşecek, göreceğiz sonra. Aa, biz evet, görüşmeyeceğiz onu bir de zaman bakalım. Sonra bakacağız. Hocam var. Bence bu ağalık teklifi güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Peki mumunu da aldı. Yemeklerini de yaptı. Pastam hazır. Elifçim kelebek gidiyor. Kurabiyem hazır. Ben kaçıyorum. Bunları bırakmak hiç hoş değil ama. Ay yede gitme. Vallahi bir tane alın yanınıza. Tamam, öpüyoruz seni kızım. Teşekkür ederiz. Peki sorularınızı bu arada Instagram'dan bakıyorum. Lütfen yazın. Şahane oluyor. Bak tavuk ciğeri aklıma gelmemişti. Şimdi Edirne ciğeri nasıl yapılıyor onu bir öğrenelim size. Evet. Şimdi Edirne ciğeri 2 yaşını geçmemiş danaların karaciğerini kullanıyoruz burada biz. Dananın karaciğerini alıyoruz. Az önce arkadaşımız gösterdiği gibi tahtanın üzerine yatırıyoruz. Üzerindeki ambalajını alıyoruz. Aha. Yani zarını alıyoruz. Ondan sonra hem bir taraftan ince ince doğruyoruz hem de içerisindeki sinirleri alıyoruz. Yani asıl mare zaten orada, işçilik orada, özellik orada. Onları aldıktan sonra bir kevgirin içerisine bırakıyoruz. Bol sudan geçiriyoruz. Mesela burada ben şeyi bilmiyorum. Çünkü bize ciğer yıkanmaz diye evet, öğretildi. Hep, şimdi yıkanmaz. Hep böyle söylenir. Et yıkanmaz. Bizde sorarlar, derler ki biz bunu biz sizin gibi yapamıyoruz. Soruyoruz, diyoruz yıkamadınız herhalde. Aa diyorlar, yıkanır mı? Ama ben de öyle biliyorum bak. Biz tam bol suyla yıkarız bunu. Süzgeçten geçirdikten sonra biraz dinlendiririz. Bir daha bol suyla yıkarız ve dinlenmeye bırakırız. 20-25 dakika dinlendikten sonra unumuz orada. Ciğerimiz, doğranmış ciğerimiz orada. Una boca ediyoruz. Üzerinde fazla un kalmaması için de gayret gösteriyoruz. Bol yağ. Yayvan bir tava zaten, temiz özel yağ. Bir tavası. Bu ne yağı? Yağ. Ayçiçek yağı. Bildiğimiz her şey burada normal. Yani unumuz, bizim kendi buğday ak unumuz. Ayçiçek yağımız. Yani zeytinyağı falan diyeyim. İşte zeytinyağı yine soruyorlar. Çok zaten ısınıyor. Galeta unu değil. Tabii. Ha, normal un. Ağır bir yağ. Yavaş yavaş kızartıyoruz onu. 120 derecelik bir ısı elde ediyoruz. Arkadaşımız zaten denedi şimdi. Bakın attı oraya. Bir tanesi. Bir tane attı. Şimdi biraz sonra bekleyeceğiz onun pişmesini. Eğer kıvama geldiğinde içine boca edeceğiz onun. Ama tekrar söylüyorum. Maharet ince ince doğramada ve bol yıkamada. Hocamın temin dediği gibi. Hocam da bak. Biz de yıkayalım bari, ne bileyim işin ustası yıkayın. Yıka diyor sabah ciğeri. Yıkayın. Ben de yıkanmaz diye. Ama bol suda yıkayın ve dinlendirin onu. Hadi bir de dinlendireceğiz. Evet, yarım saat, bir saat dinlendirin. Ondan sonra pişme seviyesine gelecek zaten. Yani çok zor bir sanat değil aslında. Ama tabii ki el sanatı bu. İnsanların çok emek verdiği bir iş. Şimdi bakın yavaş yavaş geldik Mustacığım. O ateş hadi nasıl yanıyor şimdi. Öyle maşallah. Burası bayağı ısındı yani. Ocak özel. Tava özel. Evet. Peki hocama soru var. Ciğeri çok yersek yan etkisi var mı yok diye efendim, Erman yan etkisi sormuş. Yan etkisi falan yok. Yani çok yemekten kasıtın ne olduğunu anlamıyorum. İnsanlar genelde böyle soruları çok severek soruyorlar. Çok yersek bir şey olur. Ne kadar yiyebilirsin ya? Dalanın bütününü yiyemeyeceğine göre yiyeceğiniz iki porsiyon ciğerdir en fazla. Sert pişirmeye şey başladık. Bir de buna soğan. Kıracaksın ha, böyle bakın soğanı. O işte elinle önemli. Cücüğü çıkacak soğanın. Biber ve soğan. Ha biber yani ama. Zaten bir de biber. Ne diyor? Tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm sende daneleri var. Yani hemen biber. Bir Edirne'ye de pas atmış ama, olduk. Tabii. Ama atalım tabii. Türküsü o. Tabii. Peki hepatit B hastaları yapabilir mi, yiyebilir mi diye sormuş. Yer tabii efendim özellikle yesinler. Özellikle yesinler. Tabii ki yesinler. Nasıl önemli? Maşallah.
Yine bu hamilelik ve ciğere takmış yalnız izleyicimiz bak. Ciğer yeniyor hamileyken ama sadece elinize dokunup vücudunuza dokunursanız leke oluyor bebişte. Batıl inanç deyip geçmeyin, gerçek oluyor Zahide abla inanç demiş. Ben yine de bir ciğere dokunup da başka bir yere dokunmayayım, tamam. Ne olur ne olmaz. Aa, bu da bambaşka bir şey. Dedemin karaciğerinin 3'te 2'si alındı, bir ay geçti, kalp spazmı geçirdi. Vücut direnci için ne yedirmeliyiz diye soruyor. Geçiniz. Peki. Bu şekilde kişiselleştirilmiş bireysel soruları lütfen televizyon ekranından değil. Bakın bütün mailleri yanıtlıyoruz. Ama işte benim işte bilmem ne var sorusu ekran değil bunun karşılığı. Ama hocam o kadar çok soru geliyor ki, mesela karaciğer yağlanması ya da trigliserit yüksekliğinde de yenebilir mi ciğer diye sormuş. Bence yenir ama yağlanmanın nedeniyle ciğer arasında bir bağlantı yok. Yağlanmanın gördüğüm kadarıyla sentetik yiyecek ana nedenini oluşturuyor. Bu sentetik yiyeceklerin de başında yapay sarılar geliyor. A vitaminleri var yapay olarak yapılmış olan. Bunlar mesela ciddi anlamda suçlu. Ama kaçabilir misiniz? Ona göre yumurta yumurta, işte düzgün yumurta alın diye söylememizin nedeni bu. Yine de yumurta yani alın yiyin de bak. Ama iyisini bulacaksınız. Ama yani iyisini bulacaksınız. Gezen tavuk bulacaksınız. Bu arada o kadar çok kişi sakın ciğere dokunup üstüne dokunma demiş ki. Vallahi yok, vallahi dokunmuyorum. Hocam dokunsun. Evet. Vallahi hiç duymadım. Yani, tamam. Yani, hiç duymadım. Akciğer yenir mi diye sormuşlar. Yenir. O da yenir. Ama bunda değil, muhtemelen kuzu için yapılıyor. Ha. Anadolu'da çok hatta bu da yine öyle. 8 aylık bebeğime kemik suyu içirebilir miyim hocam? İçirirsiniz tabii. Niye? Hem de güzel güzel. Peki. Zamanında mamaları biraz gazlayabilmek adına sen bunu besleyemezsin, kemik suyuyla olmaz bu iş deyip mama satmışlar. Şaka yapmıyorum. Aa. Ya o firmalarla da konuştuk. Onlar da arkadaşlarımız. Yani bunlar uluslararası büyük şirketler. Siz evinizde binlerce yıldır mama yapmıyor muydunuz ki hazır mamaya bu kadar yanlanıverdiniz? Çünkü kolaylarına geliyor. Benim de kolayıma geliyor. Ama gece yapın hiç olmazsa. Gündüz çocuğa kemik suyundan elbette bir çorba, bir kaşık maması yapmak zorundasınız. Ya. Peki hocam, bunu size de sormam lazım. Ciğerden çorba yapılabilir mi diye sormuş Çağan Başaran. Bak 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ciğer çorbası. Ben de hiç görmedim. Muhtemelen ciğer ciğer kokar. İşte o ciğer ciğer kokar dediğim evet, o. Evet, o noktada duruyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu kızarım, hak ettiği şey kızarmaktır. Ha. Bunun özelliği o. Yahni'de de mesela aynı şey. İçine bol miktarda işte nane falan basarak o şeyi yok ediyorsunuz. Allah bunu Allah. Söylediler. Ya bunun bak, kokusunu soru zaten gidiş şekillerinden bir tanesi o bol yıkanmasından kaynaklanıyor. Ne yıkanması? Yani bol suyla yıkanmasından kaynaklanıyor. Hocam ama bunlar sizin yaptığınız çok ince. Evet. Yani evet bunu herkes yapamaz. Evde yapılabilecek bir şey değil bu kadar ince. Kağıt gibi yapıyorlar bunu. Biz nerede? Ne mümkün? Bak bu arada dur hocam dur. Şunu bir tüh attın. Ne oldu? Şey ne güzel temizledi yağı bak, ne güzel temizledi. Onu diyecektim bir bak. Bir daha. Şunu yok hiç şey yapmayın ama. Olsun. Tamam. Hani böyle yağı ara sıra böyle temizlemek de gerekiyor ama demek ki. Ama sürekli her tavada temizlemek gerekiyor. Çünkü devamlı gerekiyor, yanıyor tabii. O kalanlar. Tabii, kesinlikle. Yandıkça kanserojen oluşturur mu? Bu küçük kısımlar. O kadar olduğunu söyleyemem de lezzetini bozacağı kesin. Bu bizim midyecilerin, midye kızartmacılarının Beyoğlu'nda hep gözlemlediğimiz şeydir. Siz ama bunu evde biraz zor yaparsınız. Çünkü bu boyutta bir tencereniz yok. Yani yayvan tava olması lazım. Yayvan tava olması lazım. Bol yağ ve yayvan tava. Yüzde için çabuk alıyoruz. Şimdi Edirne'de işin içinde mi bilmiyorum. Ama evet, herkes kendi oturduğu yeri bir düşünsün. En kirli ve en temiz şehirlerden bahsediyoruz. Hava sahasından bahsediyoruz. Dur bakayım. Türkiye'de son açıklanan rapora göre artan hava kirliliği ve hastalık. Yalnız herkes durdu kendi şehrini merak ediyor. Yani Edirne evet, var mı bu işi? Edirne var mı? Burada görmedim ama dur bakalım. Hava kirliliği ve hastalık mevsimi olarak bilinen kışın gelmesiyle birlikte özellikle üst solunum yolu rahatsızlıkları da arttı. Hava kirliliği raporuna göre 2017'den bahsediyorum. Türkiye'de sadece 6 ilin havası temiz. Neymiş, kimmiş onlar? En kirli havalara sahip olan illerin başında İstanbul geliyor. Herhalde. Sonra Ankara geliyor. Herhalde. Sonra Ankara'yı geçmişiz. Ankara daha önce bizim vallahi biz Ankara'nın eline su dökemezdik. Okumuyorum. Devam edin. Okuyamıyorum. Şu temiz olanları okuyun ki onlara da gidelim endüstrimizi bulaştıralım. Avukatım, psikoloğum, koordinatörüm. Orada bir hamile kız var, o bir şey yemiyor yavrum. Herkes ciğerleri almış, böyleyiz. Hayat işte böyle, görüyorsunuz efendim. Bak, biz burada hocam program yapmaya çalışıyoruz. Ya, bak, onlar orada
ciğer yiyorlar. Yapılmışı yemeye çalışıyorlar. Biz size ciğer gibi kallavi veririz. Ay hocama verelim onu. Sonra alırız. Tamam peki. Ne diyelim, afiyet olsun. Onları da beslemek bakmak ama lazım hocam. İki sohbetin arasında pişti. İşte siz niye ara götürdünüz onları neredeyse? Dünyada en çabuk pişen lezzetlerden bir tanesi. Doğru, bu çok hocam, çabuk pişiyoruz. Ama siz yok işte taban tutacağım. Ah, ay tamam. Korkuttular beni. Çiğ ciğer yani demek istiyor onlar. Yani şimdi altında kalırım. Vallahi tabii. Çiğ ciğer demek istiyorsunuz tabii. Değil mi? Bunu Duygu'ya gönderiyorum. Rejiye. Rejimiz yazık. Bize var ya en çok emeği geçiyor yavrularım. Hakikaten. Uzakta kalıyorlar. Aynen. Direkt. Nerede? Şerif bunu götürsene rejiye. Duygucuğuma ve bütün rejiye. Mahmutçum tabii bu yeter mi ona? Hocam iki tabak götürelim ya. Bol bol getirdik al, zaten. Al bunu da götür. Bunu yetecek da götür. Kadar ver herkese. Bunu da götür. Önce bu sefer rejimizi doyuralım. Arkadan da hesap gelecek de, ama onu. Rejiden alkış sesi geliyor. Şöyle bir şey oldu şimdi. Bizde şöyle bir deyim var. Ciğerciler kızdırırlar tavayı. Mis gibi de kokuturlar havayı. Oh. Ayran cecik tamam eder masayı. Tava ciğer lezzetlerin sarayı. Bugün burasını kokutuyoruz biz. Onun için geldik. Ama diliyorum isteyen herkesin evine girsin bu lezzetler. Allah'ın birinizi İnşallah. Bin etsin. Beti bereketi bol olsun sofralarınızın. İllerde kaldık. Dur. Evet, şu temiz olan altısını açıklayalım. Boş ver gelin. Kirli'den başladık ama İstanbul Öyle. Birinci sırada. Ankara ikinci sırada. Hı-hı. Üçüncü sırada Adana varmış. Yani nüfus ve Allah sanayinin Allah. Yoğun olduğu bölgeler. Ne yazık ki örneklemeyi hem... yanlış yapmışlardır efendim. Nasıl? Bakın şimdi bir anda resmi olarak konuşmaya başladım. Resmi otorite olarak. Hı. Örneklemeyi yanlış yapmışlardır. Yanlış zamanda almışlardır. Durgun havada almışlardır. Lodos varken almışlardır. Hepsini söyleyebilirsiniz. O zaman iyileri söylemeyeyim mi? İyileri de söyleyeyim. İyileri de söyleyin. Onlar nerelermiş? Ben de bakıyorum İzmir var mı diye ama. Yok efendim aman İzmir'e hiç karıştırmayın. İzmir'in İzmir bütün istatistiklerde sıra dışıdır. Bundan maalesef özellikle sıra dışıdır. Nedenini de bilmiyoruz. İyi mi kötü mü anlamadım. Kötü anlamda. Ya. Vallahi öyle. Nedenini de bilinmiyor. Allah Allah. Peki. Anam herkes işi bugün siz devam edin ne yapacaksanız. Yine. Herkes işi gücü bıraktı dur beni istiyor. Evet. Peki en temiz il. 2017 istatistiklerine göre arkadaşlarıma sordurttum. Kirleri söyledik, temizleri de söyleyelim. Artvin, Karadeniz, mis gibi. Tabii. Ya. İstanbul'da söyleyeceğim bu arada. İstanbul'un en kirli hava sahasıyla en temiz hava sahasına onlarca söyleyeceğim. Artvin birinci. Bitlis ikinci. Süper. Eskişehir üçüncü. Şahane. Yozgat da girmiş. Dördüncü. Kırşehir ve Kırıkkale. Çok güzel. Vallahi güzel. Ben hep Karadeniz'den gider diye düşünmüştüm ya. Yok. Çok güzel. Çünkü Karadeniz... De, hani o Vize Saray tarafları aklıma geldi ama... Aynen ben de hep oralar çünkü yemyeşil, Vize şahane. Saray tarafları evet. Temiz anlamında mı? Evet. Aman hocam bırak Allah aşkına. Peki. Oralara fabrikaları açtıktan sonra böyle tabii. Kalır mı iş? İstanbul'un en kirli hava sahasıyla en temiz hava sahasını tahmin edebilir misiniz? İstanbul. Vallahi temiz İlçeler. Olarak herhalde Sarıyer falandır derim. Peki. Kirli olarak da nereyi söyleyebiliriz? Muhtemelen Mecidiyeköy falandır. Kalabalık ve evet. Araba yoğunluğundan araba diyorsunuz yoğunluğu. Ama İstanbul'da Esenyurt en kirli hava sahasıymış. Ve Şile en temiz. Anam Şile de ta nerede ve Şile artık İstanbul Karadeniz. Sınırı sayılmaz efendim. Kusura ama Şile bakmasınlar. Demişler valla. Ama öbür Esenyurt'un da en kirli olduğunu zannetmiyoruz. Ha. Peki biraz tatlı bir şeyden bahsedelim mi? Edelim. Kakao. Kolon kanserinin riskini en aza indiriyor diye bir haber var. Doğru yani olabilir çikolatadan mi, mı bahsediyoruz? Bu haberi gördüm. Olabilir ama bu tür haberler hep böyle çıkar işte filanca bilmem neyi yok ediyormuş, azaltıyormuş falan filan. O şeyde. Yüzden size kakao sordum. İyi bir şeydir onu söyleyeyim. Yıllarca bunu çok sağlıklıdır diye Avrupa'ya da pazarlamışlar. Bir şekilde bir Avrupa gitmiş oralarda bulmuş sonra bunu getirmiş. Yanına sütle de getirince çikolataya dönüştürmüş. Yani, ve ondan sonra büyük çaplı ticareti başlamış. Hatta burada diyor ama ki... Ama uzun süre Avrupa'da sindirim için çok faydalıdır diye çay gibi içilmiş. Kahve gibi içilmiş. Zahide abla ciğerin hakiki olduğunu nasıl anlarız diyor Merve Şahin. Ciğerin evet. Sahtesi nasıl olur ki onu bilemedim yani Merve. Ona verecek bir cevabımız yok. Dur onu bilemedim kuzum. Ciğerciden alın efendim. Ciğerciden aldığınız ciğer zaten başka yerden ciğer alınmaz. Ha yani. Ya kasap ciğer satmıyor çünkü. Kırıkkale'nin havası da biraz kirli diyor. Rafineri burada diyor. Yozgatlı olarak çok sevindik demişler. Mersin'den selamlar. Demir eksikliği için ciğeri tavsiye eder misiniz peki hocam diyor Yusuf Bey. Kesinlikle. Yani bütün eksiklikler tamam. için bila istisna diyeyim. Tamam. Karaciğer tamamlayıcıdır. Karaciğer tamamlayıcı. Amasya temiz. Yozgat'ı söylerken neden şaşırdınız? Yozgat şaşırmadım kuzu. Yozgat da varmış dedim. Kızım
Kumsal sizi izliyor. Lütfen öpücük gönderir misiniz? Adana'dan selamlar. Bak Adana'da iyiler arasında çıktı bu arada. Öpüyoruz onu da. Kumsalcığım, o da ciğer yiyebilir herhalde. Ya, annesi tabii yaparsa. Peki. Kanım yükselmiyor. Lütfen okuyun diyor. Acaba ne demek bu? Kanım yüksek, kansızlık varsa ciğer hocam tavsiye etti zaten. Yani. Onu söyleyeyim. Bu arada kakaonun düzenli kullanımı da diyabet riskini en aza indiriyor demiş. Bu böyle, işte öyle hep böyle bilgiler var. Bunlar yapılan analizlerden çıkıyor böyle. Düşürüyor, azaltıyor falan filan diye ama gerçek rakama baktığınız zaman o rakam her zaman beklenildiği gibi olmuyor. Bu arada şu kallaviden de bahsedelim mi biraz? Bilgi tabii ki. Ben şöyle geçeyim size set olayım da dokunmasın. Burada ciğerler. Yok hocam, bir şey olmaz. Bu kallavinin özelliği ne? Niye adı kallavi? Efendim, ismi gibi kallavi sevgili hocam. İçinde un yok, tuz yok, yağ yok. Antep fıstığı, safran, bal, yumurtanın beyazı. Safran da var tabii, yani. Tabii içine safran atıyoruz ki lezzeti bir o kadar daha artsın diye. Kallavinin zaten isminden de belli. Tabii bu kallavinin bir de daha güzel bir kallavi olması için şöyle oluyor efendim. Şu manda kaymağı ile beraber şöyle kapıyoruz onu ve bunu böyle, işte böyle böyle. Demin hocam karaciğerden bahsetti faydalarını. Hocam bu hangi tarafa, hangi ciğerlere gider bunlardan? Vallahi çok iyi bir şey olduğu kesin. Buyurun sevgili hocam. Sağolun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Ben devam edeceğim için tabii, bu arada burada gösterdiğim de kallavinin içi miydi? Hayır efendim, bu da neydi? Cihan Numa ezmesi, beşi bir yerde. Onu Allah da şöyle Allah anlatayım. Cevizimiz, fındığımız, Antep fıstığımız, bademimiz ve yer fıstığı. Gelsin kilolar. Yok, kiloyu aldırtmamak için biraz daha yani. Bakış açısı. Bakış açısı. Benim için. Şimdi. Gelsin kiloyla konuşursanız parladı o kilo olmak. Şimdi burada tahinimiz. Aman Allah'ım. Şimdi tahinimiz var da balımız yok mu? Şöyle bir bakın. Bal ile tahin ve beşi bir yerdenin bir arada olması, buna Cihan Numa deniyor. Zahide sanmayın Hanım ki ben bunları yiyorum. Evet gösteriyorum ama inanın sadece tadımlık alacağım. Çünkü gerçekten bu hamilelik başka türlü bir dünya. Çok evet, dikkat etmek gerekiyor. Çünkü artık siz değilsiniz. İçinizde bir can daha var ve tabii ay ki bana onu kim söylemişti? Siz mi? Ben size söyler söyledim. Misiniz onu? Ne tabii güzeldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün hamilelerin bunu bilmesi lazım. Allah kelamında, Kur'an'ında der ki sümme sebila yessera, diyor ki biz orada onu yerleştirdik, onu muhafaza ediyoruz, çıkaran da biziz diyor. İşte burada tıp doktoru hocam da var. Düşünün, Allah böyle bir şeye bizim canımızdan canı böyle müjdeliyor bize. O zaman ne oluyor? Hayat o zaman güzel oluyor. O yüzden de şekerli herhangi bir şey yediğinizde, değil mi hocam? Şimdi birdenbire insülin değerim artıyor. Çocuk da diyor ki ne oluyor? O yüzden böyle şeylere biraz daha dikkat Anladım, etmek gerekiyor. Şeker yok, şeker yok. Yok mu? Şey sıfır bal, hocam. Balda bir sıkıntı var mı? Bal. Yok, o kadar olacak. O kadar olacak. Peki. Karaçalı balı, Zahide Hanım, bizim yöremizin Oo Karaçalı balı. Sevgili hocam da bilir. Karaçalı çok önemli bir bal. Balın olması, tahinin olması, fındık, fıstık ve beşinin bir yerde olması. Şöyle hocam, onu da şöyle göstereyim. Bakın Zahide Hanım, tabii karıştırın şöyle. Bunun kokusu gelsin ki Allah nasip kısmet ederse belli mi olur? Yavrumuz bir gün Edirne'ye gelir, bir de pehlivan olur der İnşallah misiniz? İnşallah. Artık şeye alıştı ağzım. Efendim? Ellerinizden öper demeye alıştı. Evet. Gerçekten de bunu lafta değil, Allah nasip etsin, İnşallah, doğsun, büyüsün, İnşallah, el öpmeyi öğretsin, tabii, öğrensin. Saygılı olmayı tabii öğrensin. Hem, hele büyüklerine tabii, çok saygılı tabii, olsun. Hem, çok teşekkür hem ediyorum. Hem ilimde hem de güçte. İkisinde de sıhhat ve afiyetli olsun inşallah. Amin. Hepimizin, efendim, hepimizin evladı. Tabii, çok teşekkür zaman ediyorum. Zaman çok dar, çok kısadır. Demin ablalarım çok güzel bir şey söyledi. Evlenmek istiyorum dediler yeniden. Yeniden. Şimdi aynı kişiyle. Bana da hanım dedi ki biz neyiz dedi. Biz de 14 Şubat'ta oraya gelelim. Zahide Hanım, tamam mı? Gelin başımla beraber. Bir de nikah tazeleyeceğiz. Bahri Bey'in hanımı da 14 Şubat'ta getirelim kazanları burayı. Tamam. Allah diyorum. Kallavileri de getirelim. Bak, o zaman merak etmeyin. Hepsini yapacağız. Bir arada yapalım onu. Tabii. 14 Şubat'ı benim kızların böyle güzelleyelim. Tamam. O zaman güllü yapacağız kallaviyi. Peki hadi güllü bakalım. Kallavi. Güllü yeni kallavi. Yeni gelin ve damatları 50 sene sonra yeni. Ama evet, size şimdi bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Bu gerçek. Evet. Sosyal medyaya bakıyorsunuz. İşte ne bileyim evet, Facebook açtınız, Instagram'a bir bakıyorsunuz. Kocanız evlenmiş.
Şaka yapmıyorum. Oo. Kocanız evlenmiş. Evet. Bunu öğrenen bir hanımefendi var. Sosyal medyadan öğreniyor. Aslında onun sağlıkla ilgili sıkıntıları var. Pardon, boşandıktan sonra mı evlenmiş? Tabii. Boşanıyorlar. Tekrar evlendiğini, ikinci evliliğini aman efendim, sosyal medyadan görüyor. Aman efendim, bu vakayı adiye döndü artık. Bunlar o kadar millet zaten dejenere oldu ki dejenere. Bu açılardan. Hocam, bunları artık bir şimdi... şekilde sosyal medyayla haberleşiyorlar. Birbirleriyle konuşmuyor ki kimse. Ama birinin evlendiğini, o birinin sizin canınız olduğunu bir dönem düşünürseniz etkisi nasıl olmuş konuşacağız. Yavuz hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Şahanesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bak böyle geliyorsunuz, sizin söylemediğiniz, söylediğiniz şeyler ortaya çıkıyor. Biz devam ediyoruz. Siz devam edin. Devam ediyoruz. Yalnız 14 Şubat'ı söz aldık sizden. Aldık. Hanımlarla beraber bekliyorum. Biz... Hanımlara gelinlik giydireceğim yalnız. Tabii ki. Bahri Bey. Tamam. Biz sözü verdik. Peki. Hanımlar da evden bak görüyor musun kocaları nasıl hemen kontrol ediyorlar. Şimdi efendim iki uzmanım gelsin. Önce psikolojik danışman ve aile danışmanı Sayın Mehtap Kayıoğlu ve avukat Olgun Hamarat geliyor efendim. Aile sorunlarınızı bir türlü çözemediniz mi? Her yolu denediniz ama eşiniz sizi bir türlü anlamıyor mu? Peki aile içi ilişkilerde hukuki haklarınız neler? Psikolojik danışman ve aile danışmanı Mehtap Kayaoğlu ve avukat Olgun Hamarat şimdi Zahide Yetişte'de. Şimdi hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Neslihan Hanım'ı yanıma alacağım. Hatta gel kuzum sen. Ama öyle bir konu daha var ki çok merak ediyorum. Her iki uzmanıma da sormak istiyorum. Hoş geldin kuzum. Hoş şöyle alayım seni bu tarafıma. Teşekkür ederim. Neslihan kaç yaşındasınız? 40 yaşındayım. 40 yaşındasın. Daha gençsin de. Peki ne kadar oldu ayrılalı? 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl oldu. Peki sen kullanıyorsun sosyal medyayı. Evet. Nasıl gördün eski eşinin yeniden evlendiğini? İş arkadaşım aradı. Nikah çağırdığını söyledi. Onlar ayrıca arkadaşlıkları var mıydı? İş arkadaşıyız üçümüzde. Hani eşimle diğer arkadaşla iş aynı yerde çalıştık. Şöyle söyleyeyim. Arkadaşım aradı işte dedi. Beni nikaha çağırdı. Ne nikah dedim. Evleniyormuş dedi. Haberin yok mu dedi. İyi de siz ayrılmış. Boşandık ama bana şöyle dedi. Borcunun olduğunu, yurt dışına gitmesi gerektiğini. Boşanmada bir sen evet, şey yapıyorsun. Evet, bana yalan söyledi. Sıkıntı var. Bana yalan söyledi. Eve de 45 gün zaten gelmedi. Niye gelmiyorsun dedim. Benim psikolojik sorunlarım var dedi. Şimdi sen bir baştan söyler misin? Ama bunlar bahane misin? Yani. Dur, çünkü bak, biz evet. Sen şimdi sosyal medyada bunu gördün. Evet. Bu bir kere çok enteresan bir durum. Evet. Ha boşanmış. İşte boşanmış da ne olacak? İşte biz orada kaldık. Boşanmış ama, neden? İşte evet. Neden? Boşanma. İşte nedenini. Boşanma aslında gerçek bir boşanma değil. Anladığımız kadarıyla en azından yani boşanma gerçekte. Anlaşmalı bir boşanma. Evet. Siz ne kadar evli kaldınız? Biz 19 yıl bitti yani. Severek mi evlendiniz? Evet, kaçarak evlendim. Kaçarak evlendin. 19 yıl boyunca hiç böyle bir boşanma lafı vesaire geçti mi? Yok, boşanma. Hatta ben tefeciden çok para alıyordu. Kardeşlerine vermiş. Onlar ödemeyince kendi ödemek zorunda kalmış. Bana bunu söylemiyor. Kaynamın 4. evliliğini yapmıştı. O mesajı atmış buna. Benim telefonumun ekranı kırıldı. Ona verdim. Dedim Kemal dedi bunu sende iki tane şirket hattı var. Bir telefonu bana ver. Ben dedim hattı şey. Bana lazım. Ablamlar, verdi mi? Evet telefonu verdi. Ben ablamlar sabahtan beri arıyor. Dokunmadık ya böyle şey yapıyorum açılmıyor. Telefonun ekranı kırık olduğu için. Mesajlara bakayım dedim hani şey mesajda böyle yazıyordu işte Kemal seni yatağından aldırırım işte Bora'yla ne böyle konuşuyorsun yani kötü kelime kullandı. Şimdi orada. Ben anlamıyorum bu mesajı yazan kim? Kaynımın 4. eşi. Kaynının 4. eşi. Yani evet. Eşinin. Evet isim yazmıyordu. Kardeşinin. İsim yazmıyordu. Yani 4. sıradaki. Senin kocana mı yazıyor bunu? Evet Neslihan'ın haberi olmasın dedim biz ona söylemedik ama isim yazmıyor numara var. Hemen dayım beyanım. Senin kocanı kaynının 4. eşi nasıl aldırıyor yatağından? İşte, o ne demekmiş? Tefeciden bize de para al diyormuş yani. Ha dertleri para dur ben de başka evet, bir şey bilirim Allah korusun. Peki sonuçta tefeci olan borçlarından ötürü evet. 19 senelik evliliğinde kocan evet. Sana ne söyledi?
Bana şöyle söyledi, ben yurt dışına gidip çalışacağım, orada bana daha çok maaş verecekler, benim oraya gitmem için boşanmamız gerekiyor, bekar kabul ediyorlarmış diye. Sen de inandın. Ne evet, alakası var? Zorla götürdü zaten boşanmaya. Orada ben kabul etmiyorum dedim, hatta avukatı da beni aradı. Ben ama sen kabul etmiyorum dersen ben kabul etmiyorum dedim. Hayır, bak şimdi kabul anlaşmalı etmiyorum mı dedim. Bir dakika, evet, anlaşmalı mı boşan? Evet. İşte ben kabul etmiyorum. Anlaşmalı boşanmanın bir özelliği vardır. Evet. Yani siz çekişmeli boşanmada gitmeden işte tanıklar dinletilebilir, boşanma evet, olabilir ama anlaşmalı boşanmada hakim ikinizi de orada görmek ister. Evet. Sorar hakim. Boşanmak istiyor musun? Hür ben irademle boşanmak. Söyledim. Hakime hayır, bunu söyledim. Evet söyledim. Ama hakime bunu söylesen yok, hakim. Hakim asla ne dedi? Asla boşanmaz. Asla boşanmaz. Şöyle, bir şey. Şöyle dedi. Ne düşünüyorsun dedi. Benim söylediğim şöyle. Dedim ki ben eşimden ayrılmak istemiyorum ama o ısrar ediyor ve çocuklarını öldüreceğini söyledi bana. Yemin ederim böyle. Ve sen de mecbur kaldın. Ben, öyle mi? Ya televizyonda çok şey izliyorum. Yani çocukların başına bir şey gitmemesi. O yüzden kabul ettim. Allah korusun. Aslında seni... burada irade sakatlanmış yani. Bunu bakın. Hakim evet, size hür iradenizle boşanmak isteyip istemediğinizi sorar. Siz de hür irademle hiçbir baskı altında kalmadan ben boşanmak istiyorum beyanını duymadan abi, hakim sizi boşamaz. İstemiyorum dedim ben orada. Ama o zaman böyle beni tehditle işte ben çocuklarını öldürürüm seni öldürürüm. Seni tekrar ister hale getirdi mi yani? Evet yani boşanmaya şey, ikna etmiş. Şimdi baskı yapmış, duygusal baskı yapmış. Eşiniz evet, sizinle. O zaman o irade geçersiz bir irade. Çok özür diliyorum. Evet. Anlaşmalı. Hani bir katakulli evet, yapalım. Bak böyle böyle. Bu örnek aslında Neslihan çoğumuz için örnektir. Evet. Lütfen eşlerinizi bir de bu gözle dinleyin. Bunlar hayat örnekleri, yaşanmışlık örnekleri. Ha size evet, böyle der, sizi götürür, boşanma gerçekleşir. Sonra sosyal medyada da yeniden evlendiğini görürsünüz. Zahide Hanım evliliklerde bakın evliliklerde siz demiyor evet, musunuz? İyi günde, kötü günde, en kötü gün. Sen bunu söylemen lazım deşinde. Ya ben senin eşinim. Kötü günse çok kötü gün, söyledim, iyi bak, günse iyi gün. Ben neden ayrılayım seninle? Şimdi evlilikler istiyorum. Tabii evliliklerde o kadar enteresan noktalara geliyorlar ki borç, dedi, harç, sıkıntı. Olur mu öyle şeyle evlilik bitirilir kardeşlerine para aldı. Bana yedirmedi. Allah onlara da yedirmesin. Öyle söylüyorum çünkü çok canımı yaktılar. Senin hakkını helal edip etmemek sana kalmış. Helal etmiyorum. Bir şey diyemez. Kaynanama özellikle kayınbabama. Peki onlar duble müdahale etmediler benim, mi? Evlatlarınız bak, var diye. Senin karnanası hamilesin. Ben 9 aylık. Orada patronum bana burada mı doğum yapacaksın, işten çıkmayacak mısın dedi. Evin borcu bitsin. Evi bir imzayla gitti kayınbabam bir imzasıyla. Nereye gitti kayınbaban bir imzasıyla? 10 milyar bizim kaba inşaat almıştık evi. İçini yaptırmaya 10 milyar para lazımdı. 2006 senesinde. Karı koca beraber çalışıp ödemeye çalışıyordum. Evet, kaynağımlarla beraber oturuyordum ben. 12 ha, sene beraber oturdum. Kendi evine çıkmak için. Dubleks inşaat. Dubleks aldılar. Çadıda sen oturursun, altta biz otururuz ha, dediler. Aldık. Kayınbabam 10 milyar bizim patrondan, yani çalıştığımız tekstildeki patrondan para aldı. 10 milyar sen mi ödeyecektin? Ailecek ödeyecektik. Şöyle söyleyeyim, benim o kredi bitene kadar, evin kredisi bitene kadar beni çalıyor. Ben 9 aylık hamileydim, karnımda çocuk ve sen evin kredisini ödüyordun. Evet, beraber ödedik, ailecek ödedik. Hep beraber ödediniz evet, ama sen de dahildin ve 9 aynen, ay kadar çalıştın. Aynen, kaynanan bir ay daha idare edin diye patrondan müsaade istedi. Sen çalışabilecek miydin? İşten çıktım, 15 gün sonra doğuma gittim. 15 gün sonra, 15 gün sonra benim emeklerimi yediler. Bütün haklarımı. Ah kuzum işte bu aslında bu hayat dersi hepimize. Böyle kocanız geldi. Bir kere niye bekar istesinler? Evli bekar. Şey ama işte inanmış kocasına. Aranızda güven ilişkisi var mıydı? Yani sizin arasındaki diyalog nasıldı? O kadar kolay kandırabildiğine göre aslında bir şekilde. Daha önce böyle bir yalanıyla karşılaşmış evet, olabilir evet, mi acaba? Yok daha önce öyle bir şey yapmadım. Ya da yok, son zamanlarda her zamankinden. Şimdi kahvesi yok, kumarı yok, içkisi yok. Tamam mı? Çocukluğumuz aynı sınıfta okuduk, aynı mahallenin çocuğuyuz, evimiz yan yana. Ya bazen ben seanslarda da karşılaşıyorum bu tür vakalarla evet, bazen de son dönemlerde olmadıkları kadar iyi ve melek bir adama dönebiliyorlar. Ama ayrılma sürecine girdiklerinde mi? O planı geliştirmeye başladıklarında aynen öyle, nasıl olsa gözden çıkardı. Bu Özbek, ama Özbek nikahı kadınlar almak zorunda, nikahı alabilmek için de eşinin kafasına girmesi gerekiyor. Ben, olmadığı kadar iyi bir adam yalan şimdi yalan evlendiği kadın çalıştığı ortam evet, evet, orada bulaşıkçı bayan beni tanıyor. Beraber kendinin çalıştı benim değil. Evet.
Ben reklam olur mu? İsim verme kuzum. Ha. Sen olayı anladın. Ben dönercide çalışıyorum. O başka bir bölgede çalışıyor. Beni yanına aldıracaktı. İşten çıkarttırdı. Sonra dedik seni kabul etmiyorlar. İşte karı kocasınız, laf çıkar bilmem ne. İşte bir şey olur, kıskanırsın. Yalan söylüyor. Oradaki kadının kirasını ödüyormuş. Senin? Ben montunun cebinde tesadüfen faturayı gördüm. Kemal dedim, bak dedim. Bu fatura senin 5. aydan 9. aya kadar kimin faturası dedi? Patronumun karısının kirası. Yalan söylüyor. O niye aldığı kadının ablasının. Peki boşanmış ablasının... mıydın o zaman? Yok, boşanmamıştı. Hayır, İnkar etti. Bak, İnkar etti o zaman. Sana aslında inkar etti o zaman. Bazı şeyleri yani. göstermiş. Ama inkar ediyor sürekli. Sen de ona inandın tekrar. Yapacak bir şey yok onun da demiyorum ama. Bak göz göre göre tehlike geliyor. Evet. Sonra evet. da diyor adım ki adım. Ben bütün bu borçları kapatacağım. Almanya'da iş buldum ama beni bekar istiyorlar. Burada ayrılalım. Gelince evleniriz. Ben oraya gideyim çalışayım. Sen çocuklarla burada dur. Aynen öyle. Peki sen buna inandın tamam dedin. Boşanma dosyası oldu. Sonra ne ben oldu? Yine kabul etmiyordum. Benim kız kardeşim eniştemize şahit içip oraya geldi. Alkol kullanmayan adam içip iş yerine geldi. Rezillik çıkar diyor. Artık dışarıdakiler bile sesimizi duymaya başladı. Abla ne oluyor bu kadar bağırış çağırış. Yani çalışıyorsun sen. Hemen böyle durumlarda eve şer koyduracaktın. Burası benim evliliğimin yaşadığım yer diye. Evi yok değil mi şu an? Aile ev gitti. Aile ev şer gitmiş zaten. Ev o anda. Biliyorum ya kayınbaba bir imza iş yerine kefillik imzası atmış 10 milyarı almak için. Siz artık üst katta oturmuyorsunuz. Yok gitti kiradayım. Oturduğum evin kapısı üstüme düştü. Ev sahibine mesaj atıyorum. Diyorum ki abla diyorum böyle böyle gittim kapıya söyledim. Kadın yine ne umursadı. Hadi o başka bir dünya ama kocan demek gözden çıkartmış. Ama evet, sen haklı hiçbirisini sen nafaka alıyor musun çocuklara? Vermiyor işte 1500 lira orada ben bunu ancak bunu verebilirim diye şey yaptı. Ben direktim. Yazılı mı? Evet yazılı. Yazılı. Boşanırken evet. mahkeme sana evet. ona nafaka biçti. Evet. Ne biçti kadar biçti? 1500 dedi ama kuruş gelmiyor. Kuruş. Hayır alabilirsin. Akşam bak dün akşam. Onda sıkıntı alabilir. Yok. Nafakayı alırsınız. Nafakayı ödememek hapisle taziyi gerektiriyor. Nafaka tamam ama. Hayır bir dakika dur tamam değil. Olgun Bey şimdi vermiyor. Bu kadın alamıyorsa. Sigortasız çalışıyor. Vermiyor. Sigortası bir... bakın nafaka ödememe yükümlülüğü hapisle tazyik diyorum daha ötesi yok. Siz nafaka ama borcunu işte, ödemiyorsanız bakın. Ben de bunu anlamıyorum. Siz nafaka o kadar borcunu çok ödemeyen adam var ki bunu duyuyoruz. Hepsi de dışarıda. Nasıl başarıyorlar ben bilmiyorum. Başarıyorlar o kadar çok diye bir şey yok. Siz haklarınızı kullanmadığınız evet, bakın evet. şimdi nafakanın size nafaka ile evet. ilgili bir hüküm verildi mi? O hükmü evet. icraya koyarsınız. Evet. Tebligat yapılır. Ödemezse eğer icra hukuk... İcra ama ceza mahkemesi yok, adresi yok, mesela tespit edilebilir. Bulamıyorlar bakın, işte. Bakın yer, yani, adres Türkiye'de olacak. Artık bir sistem var. Mermis adresi var. Sistemi. Olup olmamak şart değil. Muhtarlık var, çalıştığı yer var. Yani hiçbirim yok. İlan var. Gazetede ilan evet, yaparsınız. Evet. Yani hukuktaki kademeler şimdi vardır. Ben, ama bunu kullanırsanız bize göstereceksiniz bakın, o zaman. Şimdi icra... bir dakika. Baroya gittim ben. Yenilerde gittim. Üstünde çok borç bıraktı bana. 5000 liralık kartımı harcadı. Kartı getirdi üstüme attı ödemiyorum dedi. Git nasıl ödersen öde dedi. Her yerden ama kartımı elimden zorla aldı. Hatta ben bankayı aradım bunu iptal edin dedim. Üstünde borç var abla para var dedi. Harcamış iptal dedi. Edemiyorum. Edemiyoruz dedi. Peki sen nafaka için ne yaptın? Ödemedi bir ay geçti şimdi ödemedi. Şimdi yeni gittim icraya gittim. İcra diyor ki sen bana tebligat gönder demişsin diyor. Ben anlamam ki ben geldim buraya. Peki doğruyu eşime söyleyelim. İcra. Elinde diyor için. İki eşya varsa şimdi bir tane buzdolabı bir tane daha olursa icra bakın, olurmuş. Tamam. Böyle bir saçmalık var mı? Siz fiil icradan siz muhafazadan söz ediyorsunuz. Ben diyorum ki nafakayı icraya koydunuz. Evet. Nafakayı ödemeyen kişinin hapisle tazyik kararı var. Olgun yani, Bey şöyle yapalım bir dakika sıfırdan başlayalım. Bizi izleyen binlerce hanımefendi var ve evet. çoğu nafaka konusunda şikayetçi. Eğer ben boşandım nafaka diye bir şey yazıyor orada. Belli bir miktar. Nafakaya hükmetti. İlk ay bana nafaka ödemek zorunda değil mi eşim? O evet. hükmettiği tarihten itibaren nafakalarınızı ödemek peki, zorunda. Evet. Bir ay geçti. Dedi ki ben ödeyeceğim. Aman gözünü seveyim. Şimdi sıkışığım. Bir ay daha geçti. Ama ilk aydan itibaren bu hakkınız var. Ben ne yapmalıyım? İcraya gideceksiniz. İcra. Nereye? İcra mesela dairesine. Oturuyorum. Hiç hüküm olduğu için nerede icraya koyarsanız koyun. Hiç önemli değil. Yani ilamlı icra olduğu için herhangi bir icra önemli değil. Siz nerede yaşıyorsanız. Ne gittiniz dedim icraya. Ben? Dediniz ki yazıyorsunuz oraya. Çok yani bir tabii ki durumu olmayan insanlara barolar avukat veriyor. Lütfen evet. başvurun. Önce baroya evet. gidip avukat, baroya gidip avukat alın. Daha iyi olur. Yani bu işleri avukatla takip etmek önemli. Onda da uğraşılıyor. Teknik, işte aha. çok uğraşılmıyor. Avukatları evet. hemen yani barolar bu konuda inanılmaz destek evet. oluyorlar. Peki ama bize anlatın ki. Tamam ben anlatayım. Diyelim ki gidemediniz. Gittiniz. O
ilam icraya koyuyorsunuz. Adresleri vardır ama zaten. Ama bu dediğiniz o kadar kolay. Bak siz avukatsınız. Yıllardır bunu yapıyorsunuz ya. Şimdi icra dairesine hemen gidiyorsunuz. Evraklarınızı veriyorsunuz. Evrak İlamda gösterilen hükümle ilgili hüküm veriyor ya. Boşanma hükmünü veriyorsunuz. Onun üzerine de gideceği adresleri falan zaten hükümde var. Hükümde adresler var. Şimdi hükümde bir sıkıntı yaşamazsınız tebligatla ilgili. Yani sizin boşandığınızı gösteren belgenizi alıyorsunuz. Evet, evet. Oradaki oraya gönderiyorsunuz. İcra ile ilgili öncelikle o adrese gidiyor. 7 gün süre tanıyor. Diyor ki öde bunu. Ödemezse eğer, diyelim ki ödemedi. Siz haciz, fiili haciz bunlarla uğraşmak yerine icra ceza mahkemesine gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana nafakasını ödemiyor. İcra ceza hakimi çağırıyor. Niye ödemiyorsun diyor. Ona soruyor. İşte kendi hüküm de hayır. Ödememişsin. Veriyor cezayı. Peki benim sigortasız çalışmam, parasız olmam. Nafakayı ödemek yükümlülüktür. Sigortasız çalış, şu ol, bu ol. Hiç önemli değil. Nafakanızı ödemek zorundasınız. Peki. Nafakayı icraya koyduğunuzda eğer nafaka yükümlüsü bunu ödemiyorsa icra ceza mahkemesi hapisle tazyik ediyor. Nafaka ile ilgili sorunuz varsa yönlendirin. Ben de Instagram'dan hocamıza sorayım. Hatta ona cevaplamasını rica edeyim. Şimdi burada hepimize örnektir. Bir kadın kandırılıyor. Kocası diyor ki ben yurt dışına gideceğim, orada para kazanacağım, çalışacağım ama beni bekar istiyorlar, boşanalım. O yavrum önce hayır diyor, sonra mecburen inanıyor ya da bir şekilde mecbur kalıyor, boşanıyor. Sonra da sosyal medyadan hop adamın tekrar evlendiğini görüyor. Hepimiz örnek, dikkatle dinleyin, hemen geliyoruz efendim. Bu kadını bu duruma düşürenler bu kadının yaşadığının bin katını görür diye yazmış bir izleyicimiz. Eğer boşanmayla ilgili şikayetleriniz varsa lütfen Instagram'a yazın. Ben de avukatımızın sonra cevaplamasını rica edeceğim. Nafakayla ilgili özellikle. Şimdi kallavimizi gördük. Edirne ciğerimizi gördük. Ama o Edirne'nin içinde ne var göremedik ama çok az zamanım kaldı. Onu hemen bir açar mısınız bana? Buzdolabının üstüne asmışlar. Hemen açalım. Teşekkür ediyorum bu arada. Tabii ki efendim. Sağ olsunlar. Efendim. En güzeline şöyle. Aç bakalım evet, çok şöyle. Çok güzel. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, evet, abi evet, güzel evet. Edirnem diyor. Bu... Sende daha neleri var. Neler yok ki. Sağ olun. Valla şimdi artık. Ne güzel. Böyle çalı süpürgesi ama... de kalmadı değil mi? Ama şimdi artık Zahide Hanım bizler bunu yeni evlenecek gelinlere veriyoruz. Yani onların çeyizinde oluyor. Zahide Hanım artık gelinine devredecek bunu. Ay inşallah doğru tabii. Oğlum olacak inşallah geline. 14 Şubat'a hazırlıyoruz. Gelinime 14 Şubat'a ama geliyoruz. Ama o, peki. Gelinimize artık. Ay çok güzelmiş açalım bunlardan. Zamanı kalmadı. O yüzden hemen şöyle. Edirne Emek Pazarı'ndaki hanımefendiler kendi elleriyle yaptılar. Çok çok bu teşekkürlerimi iletin. Tabii ki ileride pehlivan olur inşallah. Sağ olsunlar. İnşallah sağlıkla sıhhatle. Edirne'li hanımefendileri selamları var sizlere. Selamlar. Teşekkür ediyorum efendim. Yarın olsun. Hayır olsun. Görüşmek üzere. Bizler şimdi bu kadar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim.